Önümüzdeki ilk seçimde bu ülke bu kabustan uyanacak. İlk seçimin sonucu Türkiye için gerçek bir bayram havası olacak. Yeter ki o seçim günü bir gelsin. İnşallah ilk seçimde biz büyük bir fark oluşturursak, o büyük farkı kapatmak mümkün değil. Hileyle, hurdayla, öyle yok bilmem, kurumlara talimatla, malimatla hiçbir şey yapamazlar yani. Çok açık bir seçim zaferi, ülkenin aynı zamanda bir bayram gündür. Bu kabustan uyanacağı bir gündür ve kabustan uyanmak ne kadardır? 3-5 saniye değil mi? Bir anda uyanırsınız ve iyi ki o kötü bir rüyaymış dersiniz. T24'e hoş geldiniz. İçine bayramı da alan uzun bir kapanma sürecinin içinde toplumun değişik kesimleriyle ve siyasi partileriyle yaptığımız yayınlarımız serisinin bugünkü konuğu Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok konu var Ali Bey. İttifaklar var, yolsuzluk konuları var, yasaklar var ama bir de çok yakıcı bir gündem var. Gerçek gündem belki de. Yoksulluk konusu var. Yani oradan başlayacağım sorulara size sormaya. Dünya Bankası'nın son raporlarında aslında bundan 9-10 sene evvel Türkiye'nin gündeminden çıkan mutlak yoksulluğun geri döndüğünü görüyoruz Ali Bey. Biz tabii gazeteci olarak her alanda gitmeye, görmeye, yazmaya çalışıyoruz. Siz siyasetçi olarak gidip dokunuyorsunuz. Bu ana problem, ana en ağır problem yoksulluk. Nasıl aşılacak bu? Çünkü işte Merkez Bankası rezervleri 128 milyar dolar çok konuşuyoruz. Orada bir azalma var. Hükümet IMF'nin raporuna göre gayri safi üç üste hasılası anlamında pandemi sürecinde halkına en az destek veren üçlükten bir tanesi. Umut veren politikalar yok. Yani Türkiye'nin bu ana yakıcı sorunu yoksulluk nasıl çözülecek? Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Biliyorsunuz 2002 yılında ben Hazine Bakanı olarak görev aldığımda Türkiye'deki tablo gerçekten çok kötüydü. Biz 2002'den hemen sonra uyguladığımız ekonomik programla sadece ekonomiyi toplamını büyütmekle yetinmedik. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Türkiye'deki gelir dağılımı düzeldi. Ve bunu yapabilen çok ender ülkelerden birisiydik. Gelir dağılımının düzelmesini biz en çok biliyorsunuz Gini katsayısıyla ölçüyoruz. Ama mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk rakamları da çok önemli göstergeler. Çok kısa bir zaman içerisinde hem zenginle fakir arasındaki uçurum daralmaya başladı. Yani Gini katsayısı düşmeye başladı. Hem de ülkede mutlak yoksulluk kavramı ortadan kalktı. Ve bu gerçekten bizi çok mutlu etmişti. Bu da nasıl oldu? Ekonomi politikalarında mutlaka bir sosyal kaygıyı içeren bir perspektifle uygulanması gerekiyor. Yani sosyal kaygısı olmayan bir ekonomik program düşünülemez. Böyle bir şey olmaz. Eğer sosyal kaygı olmadan sadece zenginleşmeden bahsedilirse o zaman 3-5 zengin türer ama bu refahı siz topluma yayamazsınız. Peki Gini katsayısı nasıl düşecek? Yani gelir dağılımı nasıl düzelecek? Burada 3-4 tane çok önemli yöntem var. Bunlardan bir tanesi vergi uygulamasıdır. Yani verginin kademelendirilmiş bir şekilde gelir vergi dilimleri yükseldikçe daha yüksek vergi oranına tabi tutulmasıyla ve asgari ücretin de mümkün olduğunca vergi dışı bırakılmasıyla sağlanacak bir dengelenme. Bu önemlidir. İkinci konu sosyal yardım, sosyal destek meselesidir. Bunlar da iyi dizayn edildiğinde, hedefleri iyi belirlendiğinde ve iyi bir kaynak ayrıldığında uygulanır ve gerçekten çok sıkıntıda olan, zor durumda olan vatandaşlarımızın durumu belli bir seviyeye getirilir. Ancak bu ikincisiyle ilgili en önemli sorun şu anda partizanlık yapılması. Ben kongrelerimiz vesilesiyle 50'den fazla ilimize gittim. Ve gittiğim illerin pek çoğunda şunu duydum. İktidar Partisi'nin üyelik kartını göstermeden biz sosyal yardımlara ulaşamıyoruz. Sosyal desteklere ulaşamıyoruz diyor vatandaşlarımız. Bu çok ciddi bir problem. Çok ciddi ve ülke satına yaygın bir problem. Eğer mesele sosyal devlet olmaksa bunu siz partizanlık yapmadan hak eden herkese bu destekleri vermek zorundasınız. Ama gelir dağılımı ile ilgili bir üçüncü konu var ki bu çok ihmal edilir genelde. O da fırsat eşitliğidir ve adil rekabet ortamıdır. Eğer bunu sağlamazsanız o zaman ülkede adam olan, tanıdığı olan, torpil olan iş yapar, torpil olan ihale alır ve alın teriyle, akıl teriyle değil, ilişkilerle para kazanır. O zaman da o ülkede gelir dağılımı bozulabilir. Dolayısıyla 8-10 madde belki sıralanabilir ama eğer gelir adaletinden bahsediyorsak bu 3 ana konuya çok dikkat etmek lazım. Yani kademelendirilmiş bir vergi sistemi, çok iyi düzenlenmiş sosyal destek, sosyal yardım sistemleri ve fırsat eşitliği, adil rekabet. Bunlar ülkenin
hem gelir adaletini sağlar hem de mutlak yoksulluğu ve nihayetinde de görevli yoksulluğu önleyecek politikalar olarak karşımıza çıkar. Özellikle pandemi sonrasında yeni ekonomik arayışlar var dünyada Ali Bey. Mesela kapitalizmin baş şehri, başkenti Amerika belki de en önemli ülkelerden bir tanesi. Yeni başkan Joe Biden'ın 100. gün konuşmasında çok zengin olanlardan servet vergisi adını koymadan farklı bir vergi alınabileceğini söyledi. Yani sadece dünyanın işte Yeni Zelanda'da başka ülkelerdeki sosyal adaleti daha çok altını çizen uygulamaların dışında bir de bu daha zengin ülkelerde zenginlerden daha farklı vergi alacak sistemler söz konusu. Servet vergisi yani konusu bu üç aşamada bu yoksulluğu gidermede Türkiye için soruyorum. Gündeme gelebilir mi, gelmeli mi? Siz nasıl bakarsınız böyle bir şeye? Şimdi öncelikle bu tür vergi modelleri düşünüldüğünde kayıt içi varsayımıyla bunların konuşulduğunu söylendiğini hep görüyoruz. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri kayıt dışılığın oldukça az olduğu bir ülke. Dolayısıyla her şey mümkün olacak kayıtlı olduğu için insanların gerçek geliri, gerçek serveti, varlığı, borcu, her şey görünebiliyor. Ancak Türkiye gibi bir ülkede kayıt dışılık çok yaygın. Hele hele son yıllarda gittikçe artıyor. Çünkü devletin o denetim fonksiyonu iyi çalışmıyor artık. Ve kayıt dışılık çoğalıyor. Kayıt dışılık bu kadar çok olduğu bir ülkede ve varlıkların kayıt dışı olduğu, kazancın kayıt dışı olan bir ülkede vergilendirmeyi yaparken mutlaka dikkat etmeniz lazım ki hani dürüst çalışan, her şeyi kayıt içinde olan vatandaşı vergilendirirken kayıt dışı olanlara hiç dokunmamak o da ciddi bir adaletsizliği beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'deki durum biraz farklı dünyanın geri kalanıyla. Dolayısıyla Türkiye'ye özel düşünmek gerekiyor. Türkiye'de öncelikle kayıt içini teşvik edici uygulamaları kurmak gerekiyor. Arkasında o kayıt içine alınmış serveti ve geliri adil vergilendirmek gerekiyor. Bizim durumumuz biraz farklı. Ama bunu biraz dünya genelinde şöyle inceleyecek olursak, çünkü çok tartışılıyor bugünlerde. Servet vergisi, yani insanın sadece şu andaki varlığının bir fotoğrafını çekip de bu varlığının belli bir yüzdesini bana vereceksin dediğinde devlet bununla ilgili komplikasyonlar çıkabiliyor. Çünkü varlık örneğin bir büyük parça bir gayrimenkulde birikmiş olabiliyor. Hatta o gayrimenkul 3-4 tane ortağı olabiliyor. Yani bir andaki varlığın belli bir değerini almak yerine o varlığın giriş maliyetiyle yani o edinme maliyetiyle satıldığı zamanki satış bedeli arasındaki farka bakıp o farkın adil bir şekilde vergilendirmesi burada daha önemli metod olarak biz düşünüyoruz açıkçası. Bir de varlık derken bunun karşısında yükümlülük de olabilir. Bir de varlık fiyatları çok dalgalı olabilir. Yani bugün diyelim ki 100 lira değerindeki bir varlık, 100 liranın vergisini alırsınız diyelim ki 20-30 ama yarın o varlığın değeri 50 liraya düşebilir. O onun sahibi olan bir 20-30 vergi ödediğiyle kalır. Bir de değer düşüğüyle karşı karşıya kalır. Bunun için en adili edinme maliyetiyle satış maliyeti arasındaki farkın adil vergilendirmesi. Dünyadaki varlık fiyatları çok artmış, hatta çok şişmiş durumda. Bunun da en önemli sebebi 2008-2009 krizinden sonra merkez bankalarının çok ciddi bir parasal genişlemeye gitmesi. İlk biliyorsunuz bizim 2002'de ben ilk Hazine Bakanı olarak başladığımda Amerikan Merkez Bankası'nın toplam bilanço büyüklüğü 800 milyar dolardı. 800 milyar. Faizler %3-4. 2008-2009 krizinde bunu bir 4 trilyona çıkarttılar. Pandemiyle beraber 7 trilyona çıkarttılar bakın. 2002'de 800 milyar, bugün 7 trilyon. Ve faiz 0 ile 1 arasında. Tablo Avrupa Merkez Bankası'nda da aynı. Orada da 800 milyar euro 2002'de, 4 trilyon euroya çıkıyor. Bugün 7 trilyon euro ama orada faiz üstelik eksi. Şimdi bu kadar bol likiditenin, bu kadar düşük maliyetle hazırda olduğu bir dünyada varlık fiyatlarının şişmesi kaçınılmaz bir sonuç. Ve bununla ilgili de bakın tedbir alınmıyor. Yarın bir gün Amerikan Merkez Bankası ve veya Avrupa Merkez Bankası faizleri artık yükseltmenin zamanı yaklaşıyor der ise ya da parasal genişlemenin hızını ben düşürüyorum der ise bunların küresel piyasalar üzerinde çok etkisi olur. Ve bugün baktığımız varlık fiyatlarında bir düşüş meydana gelebilir. Kaldı ki biliyorsunuz daha geçtiğimiz hafta Amerikan Hazine Bakanı ki kendisi uzun yıllar Fed Başkanlığı yaptı. Yalın. Dedi ki faiz artması gerekebilir. O gün Amerikan borsalarında %2-2,5 pat diye bir düşüş oldu. Daha olabilir ifadesini getirdi. Bir de bunun olduğu günleri düşüneceğiz. Şimdi burada bu özellikle Türkiye için çok büyük bir risk. Çünkü Türkiye şu anda
Amerika'da %0 ile 1 arasındaki Merkez Bankası faizi varken, Avrupa'da eksi faiz varken %19 faizle ancak kuru tutmaya çalışabilen, %19 faizle bir miktar böyle döviz girişini sağlamaya çalışabilen bir ülke. Gün gelip de faizlerin yükselme döngüsü başladığı anda Türkiye bu finansal yapısıyla çok çok olumsuz etkilenir. Yarın Amerika'da ya da Avrupa'daki 0.25'lik faiz artışını telafi edebilmek için bizim Merkez Bankası dönüp 1 puan, 2 puan, 3 puan, 4 puanlık artışlar yapmak zorunda kalabilir. Bu büyük bir risk. Özellikle biz kendi ülkemiz açısından baktığımızda bu olası faiz artışını büyük bir risk olarak görüyoruz. Ve faiz artışıyla beraber varlık fiyatlarındaki düşüşün de dönüp dolaşıp tekrar Türkiye'yi bir ikinci dalga olarak özellikle etkileyebileceğiyle ilgili bir endişemiz var. Yanının dışında IMF Başkanı da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde dünyayı faizlerin yükselmesiyle ilgili uyardı. Dediğiniz gibi eğer bu olmaya başlarsa, yani gelişmiş ülkeler yükseltmeye başlarlarsa Türkiye'nin o zaman daha da yukarı doğru faizi ne yazık ki gidebilir. Çünkü çok büyük maliyetleri var, ağır maliyetleri var. Bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii, yani zaten bütün bu tartışmaları bizim çok dikkatli yakından izlememiz lazım. Yalnız bu tartışmalar da biraz da G20'de de ele alınması gereken tartışmalar. Biz biliyorsunuz 2018 yılında G20'nin talebi üzerine 14 kişilik bir uluslararası heyet olarak bir tavsiye raporu yayınladık. 100 sayfalık bir rapor. Evet. Ve burada bir sonraki küresel ekonomik kriz nasıl önlenir? Uluslararası finansal mimari, uluslararası finans kuruluşları, büyük merkez bankaları, bunlar arasındaki ilişki ve kendi iç yapıları nasıl düzenlenir? Ve aynı zamanda 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için finansman nereden nasıl sağlanır ile ilgili 100 sayfalık raporumuzu hazırladık ve G20'ye sunduk. Şimdi o raporumuz böyle parça parça 3 yıldır uygulanıyor. Ve o dünya ekonomisi için de çok kıymetli bir çalışma oldu. 1,5 yıl sürdü onu yapmamız. 8 ayrı ülkede toplantılar yaptık. O dönemde benim tam rahat dönemimdi. Bakanlıktan ayrılmıştım ama henüz Deva Partisi'ni kurmamıştık. O dönemde öyle yani küresel finansal gelişmelerle ilgili de önemli bir katkımız oldu diğer 13 arkadaşımızla beraber. Bunlar tabii çok önemli konular ve genelde ülkeleri yöneten hükümetler ve finans kuruluşları bugüne bakıyorlar. Şimdi eğer varlık fiyatları artıyorsa bakıyorlar ki vatandaş mutlu. Yine faizler düşükse vatandaş mutlu, şirketler mutlu. Ama hükümetler bu mutluluk oyununun bir gün gelip de bozulabileceğini hesaba katmadığında ki çoğu hükümet katmıyor bunu. Yani o günün keyfine bakıyor. Hazırlıkları yapmadıkları anda, kötü günler için hazırlanmadıkları anda dalga tersine döndüğünde ülkeler çok çok zor duruma düşüyorlar. Mali kural. Şimdi, yani. Mali kural artı, mali kural daha çok maliye politikası ile ilgili. Ama aynı zamanda da öngörülebilir ve forward guidance dediğimiz, yani ileriye doğru yönlendirilmesi çok iyi yapılmış para politikaları. Yani öngörülebilir, ileriye doğru yönlendirilmesi yapılmış para politikaları, bağımsız merkez bankaları tarafından tabii ki. Ve bu tarafta da mali kuralla maliye politikalarının daha öngörülebilir hale getirilmesi. Bu ikisi önemli sütunlar ama aynı saç ayağı gibi düşündüğümüzde şimdi iki ayaklı sehpa ayakta durmak bir üçüncü ayak gerekir. Orada da yapısal reformları görüyoruz. Yani üçüncü ayakta da yapısal reformların mutlaka pek çok ülkede gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye'yi artık ele aldığımızda Türkiye bambaşka çok vahim bir tablo. Yani küresel anlamda bütün bunlar gerekliyken ve riskler varken Türkiye'nin içerisinde zaten kötü yönetim, iş bilmezlik, iş bilmeyen kadrolar, istişaresizlik, beceriksizlik, bunların hepsini alt alta koyduğunuzda gerçekten bizim ülkemizdeki tablo çok kötü. Ama küresel anlamda gelecek bir olumsuz dalgaya da en hazırlıksız yakalanabilecek ülkelerden birisi şu anda Türkiye. Yani dışarıda bu kadar para bolken, eksi faiz varken kendi içimizde çıkan krizlerle şu anda boğuşuyoruz. Varlık içerisinde yokluk çekiyor şu anda memleket ki bunun hiçbir sebebi yok. Siz de dediniz pek çok ülke pandemi döneminde vatandaşlarına büyük destekler verirken ve doğrudan karşılıksız destek verirken Türkiye bütün G20 içerisinde en az desteği veren ülke oldu. En az. Doğrudan karşılıksız destek olarak. Türkiye'deki destek ağırlıklı olarak şimdi likidite falan filan diyorlar. Likidite borç. Yani borçlu olan vatandaşı daha çok borçlandırma gibi bir yöntem uygulandı Türkiye'de. Bu da ileride çok büyük problem olacak. Hem hane halkı açısından, hem şirketler açısından, hem de bankaların kendisi açısından çok ciddi problem olacak. Çünkü herkesin birbirine daha çok borçlu olduğu bir ülke haline geldik. Bu pandemi sonrasında bu işin bütün bu kalıntılarını
sıkıntılarını temizlemek de başlı başına bir ekonomi yönetim becerisi isteyen bir konu olacak ki şu andaki hükümette bunların hiçbirisi yok. Onun için biz gerçekten çok kaygılıyız önümüzdeki sürece baktığımızda. Tabii dünya ekonomisinin bu yeni başta faiz artırma risklerine dediğiniz gibi Türkiye bir 128 milyar dolar nerede tartışması ki şu andaki rezervler eksi 58 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz swaplar çıkartıldığı zaman. İkincisi Merkez Bankası başkanlarının doğrudan siyasi iradeye bağlı olduğunun artık tüm dünya tarafından bilinmesi. Yani sürekli değişen Merkez Bankası başkanları. Üçüncüsü hukuk sisteminin olmaması yüzünden yerli ve yabancı yatırımcının buna güvenememesi gibi böyle hani bir sürü şey sayılabilir. Fakat tabii işaret ettiğiniz gibi daha büyük riskler geliyor olabilir. Bunu Türkiye sosyal olarak, çünkü bu aynı zamanda hani ekonomik ama sosyal de problem. Yani insanlar çocuklarına mama alamaz hale geldiler. Siz dolaştığınız yerlerde dün eşinizin röportajını okudum Karar Gazetesi'nde. Her esnaf ziyaretinden sonra gözlerimiz doluyor. Her konuştuktan sonra diye bir şey anlatmıştı. Bütün bunlara baktığımız zaman sosyal bir aslında Türkiye bir felaketle de karşı karşıya. Demin sordum, tekrardan soracağım. Yani bu önümüzdeki 6 ay, 1 sene daha büyük risklerle karşı karşıya kalacağız. Ama sonuçta memleket bizim memleket. Nasıl? Yani mesela siz olsaydınız hangi adımları atardınız? 3 adım, 5 adım hızla ne yapmak gerekiyor ki rezervleri tekrar geri almak en azından gayet ciddi bir zorluk. Şimdi bu Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye düşmüş olması ülke için çok büyük bir risk. Şu anda para bolken 7 trilyon euro ve 7 trilyon dolar likitte dünyada dolaşırken ve bunlar eksi faize dolaşırken Türkiye rezervlerini eksiye düşürmüş durumda. Halbuki şu anda tam rezerv biriktirmesi gereken bir dönemdir. Paranın ucuz olduğu dönemde bolken biriktirirsiniz ki para kıtlaşınca harcarsınız. Evet. Yani Merkez Bankası rezervi odur. Yani bolken biriktirirsiniz, kıtlaştığınız zaman onu harcarsınız. Türkiye ne yaptı? Paranın en bol olduğu dönemde Merkez Bankası'nın rezervini tüketti. Üstelik eksiye düştü rezerv. İşte eksi 58, eksi 60 milyar mertebesinde şu anda. Bir de düşünün ki küresel piyasalarda faizler artmaya başladı. Bu ne demek? Küresel piyasalarda merkez bankaları faiz artırdığı anda gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere hemen finans akımı başlar. Türkiye zaten eksiye düşmüş. Çıkacak para yok, kalmamış eksi de. Yani Türkiye için oluşabilecek felaketin büyüklüğünü düşünün. Onun için bu hükümetin har vurup harman savurma zihniyeti, israf zihniyeti, hazırda olan ne var ne yoksa satıp yok etme zihniyeti maalesef şu anda ülkeyi çok çok riskli bir duruma düşürdü. Ve biz şöyle baktığımızda bakın kaç tane veri bunu çok açık olarak ortaya koyuyor. 130 milyar dolar olarak biz hesap ediyoruz. 1 Ocak'tan 30 Eylül'e kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki erimeyi 130 olarak hesap ediyoruz. Farklı partiler de farklı tarih aralıklarına göre sayılar biraz değişebilir. Ama bizim hesabımız 1 Ocak 2019, 30 Eylül 2020 arasındaki 21 ayda 130 milyar dolar. Bizim hesabımız ona dayanıyor. Şimdi aynı dönemde Merkez Bankası'nın 46 milyar Türk lirası olan yedek akçesi de sıfırlanıyor aynı dönemde. Yani yıllardır biriktirdiğimiz yedek akçeleri bir anda sıfırlıyorlar. Aynı dönemde hazinenin borcu ikiye katlıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladığı gün 970 milyar TL olan hazinenin iç dış toplam borcu şu anda 2 trilyona yaklaşmış durumda. İkiye katlamış durumda. Aynı dönemde varlık fonu kurdular. Daha dün kurulan fon bugün iç piyasaya borcu 65 milyar lira iç borcu. Dışarıya borcu da 12 milyar lira. Daha yeni kurulan fonu bu kadar borçlandırdılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir hükümetin ve yanlış bir sistemin bu kadar kısa süre içerisinde bir ülkeye ne kadar büyük bir tahribat verdiğini düşünebiliyor musunuz? Hem kötü sistem hem de kötü bir yönetim zihniyeti. Ve bunlar birleştiği zaman ülke zarar ediyor. Bu ülkede de bu kadar ağır ve acı yoksulluk tablosuyla karşı karşıya kalmamız maalesef bizi çok üzüyor. Çünkü bu ülkedeki yoksulluğun sadece ve sadece tek sebebi kötü yönetimdir. Başka bir şey değildir. Şu anda bunun için hiçbir sebep yok. Pandemi falan diyorlar değil. İşte İngiltere'de restoranda olan bir arkadaşımız. Diyor ki her çalışan başına diyor 2500 sterlin aylık para aldım diyor devletten diyor. Ben işverenim diyor. Ben işveren olarak ayrıca bana da 2500 sterlin aylık para ödedi devlet diyor. Şimdi sosyal devletse böyle olur. Pandemi böyle yönetilir. Peki bunu İngiltere nasıl yaptı? Çünkü İngiliz Merkez Bankası para bastı. Eğer mali kuralınız
sağlam ise, merkez bankanız da güvenilir bir merkez bankasıysa tam da bu güç dönemlerde paraya basarsınız. Yüzyılda bir olur bu. Para basılır. Merkez Bankası'nın para basma hakkı bu dönemde kullanılır. Ama herkes de bilir ki bu döneme özeldir. Çünkü o ülkenin merkez bankası güvenilir bir merkez bankasıdır. Şartlar normale döndüğünde de tekrar para politikasını normal bir noktaya çeker. Yine herkes bilir ki o ülkede eğer mali kural varsa, mali kural gereği zaten bütçe açığı genel anlamda maliye politikası belli bir noktaya tekrar gelir. Herkes bunu bilir ve bu güvenle o ülke bunu yapabilir. Ama Türkiye sadece rezervini sıfırlamış, eksiye düşürmüş bir ülke değil. Aynı zamanda güvenini ve itibarını da sıfıra düşürmüş bir ülke olarak bu pandemiye girdi. Onun için çok ağır bir bedel ödüyoruz. Onun için gittiğimiz 50 ilin üzerinde gördüğümüz felaket bir tablo. Sadece esnaf değil bakın. İşsiz gençlerimiz, yoksul insanlarımız, ben kendi gözümle kaç ilde çöpten yiyecek arayan, toplayan vatandaşlarımızı gördüm. Ve bu sosyoekonomik durumu daha iyi olan illerimizde de aynı tabloyu gördüm. İktidar medyası ne yapıyor? Gidiyor, israf o kadar çok ki işte çöpe kullanılmamış gıda malzemesi atılıyor. Bunu haber yapıyorlar. Bak bak. Nereden nereye? Ya, israf çok diyorlar. Ya israfın en büyüğünü bugün bu hükümet yapıyor. İsrafın en büyüğünü hükümet verimsiz projelere para harcayarak yapıyor. İsrafın en büyüğünü 100 araçlık konvoylarla, 8 uçakla yurt dışı seyahati yaparak, 1200 odalık saraylar inşa ederek bu şu andaki hükümet israfın en büyüğünü yapıyor. Vatandaşın hesabı kitabı ayrı. Vatandaşımız gayet iyi bilir. İsrafı bizim halkımız iyi bilir. Tutumluluğu da çok iyi bilir. İsrafın sonucunda memleketin nereye düşeceğini de çok iyi bilir. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Halkımız her şeyi görüyor. Onun için bizim çağrımız hükümete bir an önce bu israftan vazgeçmesi. İsraf derken devlet malından bahsediyoruz. Hükümetin kontrolündeki nedir? Devlet malıdır. Devlet bütçesidir. Devlet bütçesinin dikkatli harcanması gerekir. İsraf edilmemesi lazım. Memleketin 130 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin israf edilmemesi lazım. Birikmiş yedek akçelerin israf edilmemesi lazım. İsrafın sonucu daha çok borçtur. İşte hazinenin borcu dedim ikiye katlamış durumda. Daha yeni kurdukları varlık fonu, adı üstünde varlık fonu 65 milyar TL ve 12 milyar TL karşılığında döviz şu anda borçlanmış durumda. Bırakın hazırları harcamayı, bir de borçlanarak borç aldıkları parayı da şu anda israf etmiş durumda bu hükümet. Yazık gerçekten. Ama bütün bunlar ümitsiz olmamız için bir sebep değil. Yani Türkiye çok zor durumlarda ayağa kalkmıştır. Bunu yakın tarihimizde de defalarca gördük. Şu andaki bu zor durumdan da Türkiye çok çabuk sıyrılır çıkar. Yeter ki dürüst ve işin ehli kadrolar işin başında olsun. Yeter ki istişare yapılsın. Yeter ki şeffaf, hukuk çerçevesinde bir yönetim anlayışı olsun. Hesap verebilir bir hissiyata sahip bir yönetim anlayışı olsun. Kural bazlı bir yönetim anlayışı olsun. İnanın bunlar çok çabuk düzelir. Niye? Çünkü 2002'de bizim devraldığımız tablo çok kötüydü Murat Bey. Siz evet. O günleri takip ediyorsunuz, evet. Ettiniz yani. Hazine %66 faizle borçlanıyordu. %66. Enflasyon %29 idi. O da tabii o günkü Devlet Ses Enstitüsü'nün güvenilen enflasyonu. Bugünkü bir TÜİK'in makyaj yazması enflasyonu değil. 34 yıl boyunca 2 hane ya da 3 hane olan enflasyonu biz 2 yılda tek haneye indirdik. Ve paradan 6-0 attık biliyorsunuz. Evet. İki yılda bunu yaptık yani. Kronik, Türkiye'de enflasyon inmez diye herkes inandı bir dönemde bunu yaptık. 2008-2009 krizinde bütün dünya gerçekten çok kötü etkilenmişken biz Türkiye'yi bayağı bir ayrıştırdık çok şükür. Ve kısa zamanda toparlandı. Yani iki defa çok büyük krizlerden ülkeyi çıkarıp ayağa kaldırdığımız için ben o özgüvenle söylüyorum açıkçası. Yani düzgün bir ekip, işi bilen bir ekip iş başına geldiğinde bunlar çok çabuk düzelir. Durum kötü ama ümitsiz olmak için de fazla bir sebep görmüyorum. Ali Bey, 2001 yılı siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurucu üyelerinden bir tanesisiniz. Ve o çok meşhur, hepimizin unutmadığı 3Y, yani yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Bunları hani ortadan kaldırmak vaadi vardı. Bir dönem bunlarla ilgili mücadele de verildi. Şimdi bunların tamamı geri döndü. Biraz sonra her bir Y ile ilgili, en azından yakın zamanla ilgili birkaç size soru soracağım. Nerede kırılma noktası oldu? Yani partide, yani bütün bunların üzerine gitmek yerine bütün bunların neredeyse hani partiliye yakın olanlar ya da içindekiler ya da etrafındakilerin bütün bunlarla anılmaya başlamasına giden süreç nerede başladı Ali Bey? Şimdi tabii üçü de ayrı ayrı konu. Evet. Yani biliyorsunuz ilk
ilk mesele bir yolsuzluklarla başladı. Evet. Birinci ye ile başladı. Şimdi o konuda olaylar gittikçe yayılmaya başladı. Gittikçe alenileşmeye başladı. Ve uluslararası etik standartlara göre rahatlıkla yolsuzluk olarak ifade edebilecek hareketler, olaylar, kararlar Türkiye'ye döndüğünüzde sıradanlaştı. Yani ilk bozulan ye yolsuzluğun ye'siydi. Aradan ikinci ye bozuldu, yasaklar. Yani tekrar yasaklayan, özgürlükleri kısıtlayan bir zihniyet yönetime hakim olmaya başladı. Ve bu birinci ye ve ikinci ye'nin sonucunda da üçüncü ye bozulmaya başladı. Tekrar yoksulluk Türkiye'de adeta dirildi. Yoksulluk dirildi belki. Şimdi bunların hepsinin tabii zamanlaması farklı. Ama asıl işin şöyle derinine inip baktığımızda ne oldu diye baktığımızda gerçekten ben siyasete biliyorsunuz ilk 2001'de girdim. Daha önce hiçbir alakam yoktu. Bizim ailede benden başka bir siyasetçi de yok. Hala o gün bugündür yok yani. Bizim aile kendi halinde bir ailedir. Odacılık da yoktur. Yani ticaret odası, sanayi odası gibi böyle o da yoktur. Herkes kendi işindedir, kendi halindedir. İlk defa ailede ben ve şu anda kadar da en sonunda ben girdim siyasete. O dönemde gerçekten memlekete hizmet etme ve memleket için bir şeyler yapma kaygım olduğu için girdim. İlk başlangıçta düzgün ve işi bilen insan sayısı çoktu. Zaten AK Parti'nin o ilk dönemlerindeki başarıyı üreten de o kadrolardı. Yani düzgün ve işi bilen insanlardı. Fakat zamanla o düzgün ve işi bilen insanlar ya kendileri ayrıldı ya da uzaklaştırıldı. O iktidar gücünü kötüye kullanmak isteyen, iktidar gücünü kendi şahsi menfaatine kullanmak isteyen bir sürü insan üremeye başladı sağda solda. Ve bu insanların yaptığı ve yapılanlara da göz yumulduğunu gören başkaları da böyle akın akın gelmeye başladı. Nasıl bir mıknatısı hurdalığa daldırıp çıkarttığınızda üzerine her şey yapışır. Bu AK Parti iktidarı da tabii o iktidar olmanın gücü bir mıknatıs. Ne var ne yoksa her şeyi üzerine böyle yapıştırdı. Ve iktisatta bir ifade vardı biliyorsunuz. Kötü para iyi parayı kovar diye. Onun uzun teorisi var ama ona girmeyeyim şimdi. Yani dolayısıyla bu kötü insan kaynağı yapısı da iyi insan kaynağını uzaklaştırıyor. Bu da işin tabiatında var. Dolayısıyla şu andaki yönetim yapısına baktığımızda maalesef düzgün olan arkadaşların sayısı çok çok az artık. Böyle parmakla birkaç tane sayabiliyorsunuz o kadar. Ama kayır ekseriyeti yanlış bir kadro. Şimdi kadro eğer bozuluyorsa, istişare kültürü ortadan kalkıyorsa bu problemlerin gerçekleşmesi mukadder. Yani ilk işte dediğim gibi yolsuzluklarla başlıyor. Çünkü devlet gücünü istismar etme eğilimi maalesef bütün dünyada vardır. Ama bütün dünyada bunu hukukla engellersiniz. Yaptırımlarla engellersiniz. Aynı zamanda siyasi etik kuralları yazarak ve bunları kural haline getirerek engellersiniz. Mesela Türkiye'nin hala bir siyasi etik yasası yok. Biz biliyorsunuz çok uğraştık. Evet. Özellikle olayların gittikçe büyüdüğünü görüyorduk ama 17-25 Aralık hadisesinde yaşadıktan sonra ki orada FETÖ'nün ciddi bir kumpası var o ayrı ama öte yandan da orada yolsuzluklar yok diyecek bir tablo da yok. Yani işi bilen, takip eden herkes gördü ki orada da bir sıkıntılı bir tablo da var. Ne oldu? Bu FETÖ'nün kumpasıdır diye onun üzerine gidildi ki doğruydu. Ama bu tarafa dönüp ya burada gerçekten yolsuzluk var mı yok mu diye bakılmadı. 17-25 Aralık'tan sonra da maalesef o tablo ülkedeki hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimlerdeki kötü niyetli insanların cesaretini artırdı. Ha, demek ki yapıyorsun. Hatta yakalansan bile başına bir iş gelmeyebiliyor. Şimdi bu kötü bir sinyal oldu tüm sisteme. Yolsuzluk dediğimiz konu mücadele anlamında da şeffaflık anlamında da mutlaka kanun düzenlemelerle fiili uygulamalarla engellemeye çalışılacak bir konu. Bunun sıfırı yok. Yani yolsuzluğun sıfır olduğu bir ülke yok. Ama yolsuzluğun çok olduğu ülkeler var, az olduğu ülkeler var. Bunun da önlemenin önemli yollarından bir tanesi siyasi etik kanundur. Yani seçilenler ve atananlar için etik olan nedir, etik olmayan nedir? Bunun açık yazılı hale gelmesi lazım. Devlet memuru olacak bir arkadaşımız. Önce okudum anladım diyecek. Hani noterler okudum anladım diye yazdırır ya. Okudum anladım diyecek. Ondan sonra devlet memuru olacak. Atanmışlar için siyasi etik kuralları bilecek. Siyasetçiler ister bir siyasi partiye giderken, ister hükümete girerken o anda siyasi etik kanunu okudum anladım diyecek. İmza atacak. Ondan sonra girecek. Bizim 17-25 Aralık'tan sonra ısrarla çalışmamıza rağmen heyetler oluşturduk.
Bütün dünya uygulamalarını araştırdık ki Türkiye biliyorsunuz GRECO'ya taraf. Yani Birleşmiş Milletler GRECO sözleşmesine taraf. Yolsuzluğa karşı ülkeler grubudur GRECO taraf. Orada kurallar var. Dedik ya şu kuralları açık edelim, ilan edelim. Şu etik değildir bu, etiktir diye yazalım. Kabul ettiremedik. Türkiye OECD'nin tam üyesi. OECD'nin etik kuralları var. Avrupa Konseyi'ne Türkiye tam üye. Etik kurallar var. Avrupa Birliği üye değiliz, katılımcı ülkeyiz. Etik kurallar var. Dedik ki bütün bu uluslararası camianın evrensel ilkeler olarak benimsediği siyasi etik kurallarını getirelim, yasa haline geçirelim ve buna uymayanla ilgili de yaptırımları koyalım dedik. Kabul ettiremedik. Çünkü bir baktılar, Murat Bey bir baktılar, siyasi etik kanunun tasarısı hazır var ya. Baktılar ki 1, 2, 3, 4, aa, biz bunların hiçbirine uymuyoruz ki. Bu kanunu çıkarsak içinde bulunduğumuz çukur, içinde bulunduğumuz yanlışlar açığa çıkacak. Yani yıllardır yanlış yaptığımızı bu yasayla kendimizi itiraf edeceğiz, duruma düşeceğiz diye onları yaptırmadılar maalesef. Ve o gün, o gün bugündür de Türkiye'de dikiş tutmuyor. İlk öyle başladı dedim. Ondan sonra yasaklar niye? Hele hele bu 15 Temmuz hadisesinden sonra, bu FETÖ terör örgütünün bu darbe teşebbüsünden sonra da öyle bir iklim oluştu ki, yani çivi çiviyi söker diye, madem bunlar böyle bir hukuksuzluk yaptı, hukuksuzluğun hakkından hukuksuzluk gelir gibi bir ortam oluştu Türkiye'de. Ve iki yıllık OHAL dönemi. OHAL dönemi nedir? Anayasayı askıya alıyorsunuz. İnsan haklarını askıya alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki güvenlik benim için bir numara kardeşim. Aklıma geleni yaparım. OHAL döneminde tuttular. Bir de sistem değişikliği yapıldı biliyorsunuz. Kimse konuşamadı, anlatamadı. OHAL var. Ya bu yanlış diyecek böyle yüksek sesle insanlar bunu karşısına alamadı. O iklimde Atalan Üsküdar'ı geçti ifadesi var biliyorsunuz. O gece konuşuldu. Yani Allah'ın bir lütfu oldu. 15 Temmuz ifadesi var. Bunların hepsi zihni kodları ortaya döken ifadeler. Ve o dönemden sonra da yasaklar ülkede hakim olmaya başladı. Yasakçı zihniyet. Ve bütün bunların sonucu olarak da üçüncüye yoksulluk işte ülkeyi en ağır bir şekilde şu anda etkisi altına almış durumda. Ali Bey tabii yolsuzluk işte 17-25'de başlattınız. FETÖ darbe girişimi artı hani bu yapılanlar dediniz. Arayı geçiyorum, sona doğru geliyorum. Hani eğer yolsuzluk kamu gücünü kendi çıkarına kullanmak ise Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın yaptığı nereye girer? Yani tabii bu çok ciddi bir şey. Hani alındı görevden, çok şu anda ses çıkmıyor falan ama orada da çok ciddi bir şekilde yine bir bakanın yaptığı bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün bunlar aslında aynı zamanda hani iktidarın o en yakınındaki bakanlığa kadar gelmiş insanlardaki farklı bir şeyi de topluma gösteriyor aslında. Evet aslında çok enteresan bir tablo bu. Çünkü tabii bunun bir herhalde bir yargısal denetimi olur bir gün. Yargısal denetim sonucunda ne olur bilmem. Ama en azından eğer Türkiye'nin bir siyasi etik yasası olsaydı, siyasi ahlakla ilgili kurallar yazılı olsaydı, bu yapılanların bir kısmının zaten kabul edilemez şey olduğunu herkes bilirdi. Yani bakanlar da bilirdi, bakanların akrabaları da bilirdi, ilişkili olan şirketler de bilirdi. İşte bu siyasi etik, siyasi ahlak yasası olmadığı için Türkiye'de gri alan var bir sürü. Yani öyle konular var ki hukuken bakıyorsunuz, hukuken bir problem yok gibi görünüyor. Ama vicdanınıza sorduğunuzda ya bu kadar olur mu diyorsunuz. Evet. Şimdi bunu temizlemenin yolu da işte siyasi etik, siyasi ahlak yasasıdır. Bununla ilgili kuralların gelmesidir. Bunlar gelmediği sürece de olur. Ve üstelik bu hani adı geçen hanımefendiyle ilgili konulara ve rakamlara ben baktım da yani rakamların büyüklüğü, konular falan gerçekten biraz gülümsedim. Çünkü hani bunlar biraz ön plana çıkarılıyor. Başka neler neler oluyor memlekette ya. Hem yani o rakamların belki 100 misli, 1000 misli çok daha büyük yanlışlar her gün fiilen yapılıyor bu ülkede. Yani burada bir kişiyi bir örneğe ele alıp da böyle hani oradan bir vaka çıkarıp bak işte bulduk ve cezasını verdik hissiyatını da kimse kanmasın yani. Böyle bir şey yok. Yani onun 100 misli, 1000 misli olaylar her gün bu ülkede oluyor ve onlar sessiz ve bir şekilde korunuyor. Bir şekilde kamufle ediliyor, bir şekilde devamına müsaade ediliyor. Yani bunları da unutmamamız lazım. Evet, tabii bakan olması başlı başına bir problem. Çünkü yani 2 senedir bakan, dediğiniz gibi başka bir sürü olay var ama bizatihi bakan olması. Ya ben olay işte yani yargı herhalde tabii bakar bir gün diye ben tahmin ediyorum. Onun için çok da detayını bilmeden kimseye de benim hani itham etme gibi bir şeyim de öyle bir alışkanlığım da yok. Çünkü hukukun çok temel ilkeleri biliyorsun. Bir masumiyet karinesi var. Yani yargı tarafından suçu tespit edilmedikten sonra çok da böyle insanların üzerine gidilmesi ben hani prensip olarak çok doğru görmüyorum. Ki şöyle bir şey de olabilir. Ya bunlar hukuki ama
ahlaki değil gibi bir sonuçla da karşı karşıya kalınabilir bahsettiğimiz konuyla ilgili. Ben sadece uzaktan takip ediyorum ama öyle bir sonuçta çıkabilir gibi geliyor bana. Yasaklar tabii hani özellikle pandemiyle beraber artan yasaklar. Dediğiniz gibi aslında bir süredir Türkiye'de işte demokratik olarak anayasal hakkınızı kullanıp protesto yapmanız yasak. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiniz, polislerle karşı karşıya gelirsiniz. Sabah kapınıza uzun namlulu silahlı polisler gelebilir. Akademisyenseniz benzer şeyler. Yani toplumun aslında her kesimi, sendika, emek, her kesim yasaklarla karşı karşıya. Ama bir de tarif edilemeyen, UFO gibi bir şey oldu ama tarif edilemeyen yasaklar var. Yani sözle, ne olduğu belli olmayan, yani örnek olsun diye söyleyeyim. Yani içersiniz, içmezsiniz, alkol yasağı mesela, hani bu pandemi sürecinde. Veya işte hani marketlere kocaman kitap bölümüne veya hijyenik ürünler bölümüne konulan çarpılarla yapılan şeyler var. Bunların aslında bunların da tarifi yani bir bizatihi anayasal hakkı kullanamayan insanlar bir taraftan en sıradan yaşamıyla ilgili tercihleriyle ilgili hakkını kullanamayan insanlarla ilgili bir noktaya geldik. İfade özgürlüğüyle ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili. Tabii. Daha işte iki gün önce Habertürk çok değerli iki meslektaşınızla ilgili gelişmeler tabii. Değil mi? Ben çok üzüldüm. Şimdi iki arkadaş da benim yakından tanıdığım insanlar. Evet. Yani bunlar gerçekten memleket kaygısı olan, bu ülke için doğruları anlatmaya çalışan, vatandaşlarımıza doğru bilgileri, dürüst yorumları aktarmaya çalışan insanlar. Şimdi dediniz yani yazılmayan bir sürü yasak var, yazılmayan bir sürü yaptırım var. Peki bu insanların suçu neydi? Niye görevlerinden uzaklaştırdılar? Niye işlerini bırakmak zorunda kaldılar? Bunun bir yazılı kuralı var mı? İşte bu hukuksuzluk, kuralsızlık, ben yaptım olduğu zihniyeti. Ya da zihnin arkasındaki o yasakçılığı fiili uygulamalarla açığa çıkartmak. Şimdi bütün bunlar ülkeye Murat Bey çok büyük zarar veriyor. Çok büyük zarar veriyor. Ve bana hep soruyorlar bu ekonomi nasıl düzelecek, nereden başlayacaksınız, hani ilk gün ne yapacaksınız diye. Ben diyorum ilk gün, ilk saat vatandaşlarımızdan o desteği aldığımızda, o teveccühü kazandığımızda ilk gün, ilk saat yapacağımız ilk açıklama özgürlüklerle ilgili açıklama. Yani o yasaklarla ilgili ülkedeki iklimi değiştirmek bu çok çabuk olur. Çok çabuk. Yani biz diyeceğiz ki ey düşünürlerimiz, ey akademisyenlerimiz, ey köşe yazarlarımız, gazetecilerimiz artık özgürsünüz. Şöyle bir rahat nefes alın. Korkmayın. Yazın çizin. Biz sizin özgürlük alanınızın bundan sonra kefiliyiz, garantörüyüz. Tabii ki hakaret suçu iş olmamalı. Tabii ki nefret suçu olmamalı. Ayrı onlar uluslararası zaten orada bir hukuk çerçevesi var. Ama o hukuk çerçevesi içerisinde artık serbestsiniz. İnanın birden ülkede hava değişir. Birden insanlar sokakta rahat yürümeye başlar. Sadece bahsettiğim kesimlerde değil, gençlerimizde de bu his var. Bakın geçenlerde genç işsizlerimizden bir grup geldi. Dediler ki biz kendi dertlerimizi anlatmak için böyle gençler olarak bir araya geldik. Hani biz genciz ve işsiziz. Derdimizi anlatmak istiyoruz. Sorunlarımızı paylaşmak istiyoruz diye. Tamam dedim ne güzel oturalım konuşalım falan. Sonra bizim arkadaşlardan birisi ya gelmişken bir fotoğraf çektirelim dedi. Fotoğraf çektirdik. Fakat o genç arkadaşlarımız dediler ki ya bunu siz sosyal medyada paylaşmazsınız değil mi dediler. Bakın kendi haklarını korumak, kendi dertlerini anlatabilmek için geliyorlar. Bir arada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bize ziyaretlerini o fotoğrafı sosyal medyada paylaşmaktan korkuyorlar. Niye? Biz işsiziz. Eğer bu fotoğrafımızda bir çıkarsanız ilelebet iş bulamayız bu ülkede diye. Bakın. Yani bir muhalefet partisinin genel başkanıyla çekilecek bir fotoğrafın ilelebet hayatlarını karartacağına inanıyor bu gençler. Düşünebiliyor musunuz? O ağır baskı iklimini ülkedeki. Yani gerçekten çok üzülüyoruz. Çok çok üzülüyoruz. Ama özgürlüklerle ilgili ortamı düzeltmek bir anda. O kadar kolay. Çünkü dediğiniz gibi hiçbir yerde yazılı değil. Hiçbir yerde yazı olmayan uygulamayı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki vatandaşlarımız artık hürsünüz, özgürsünüz, rahatsınız. Mesela yargı bağımsızlığı yine bir o kadar kolay. Yani dönüp mahkemelere, savcılarımıza, hakimlerimize ya bundan sonra bizden talimat beklemeyin. Evrensel hukuka bakın, anayasaya bakın, yasalara bakın. Bir de vicdanınızın sesini dinleyin, karar verin dediğinizde zaten bağımsızlığı sağlamış oluyorsunuz yargının bağımsızlığı. Bu kadar basit. Çünkü yargıya hükümetin müdahalesi bir yerlerde yazılı bir şey değil ki. Ama ne yapıyor? Havuç var, sopa var. HSK yoluyla, Hakimler Savcılar Kurulu yoluyla istediğim kararı almazsan başına her şey gelir, sürülürsün. Hatta daha ilerisi hapse düşebilirsiniz. Şimdi bazen hakimlerimizle çok üzülüyoruz.
Yani karar verirken ya diyor ki ya ben bunu hapse atacağım diyor ya da kendim hapse gireceğim diyor. Şimdi bu ikilemi yaşayan bir hakimimizin adil karar vermesini nasıl bekleyeceğiz Allah aşkına? Bir yerlerde de yazılı değil. Fiili uygulama, devlet uygulaması oluşturuyorlar. Fiili. Biz de ne yapacağız? Bu fiili uygulamayı ortadan kaldıracağız. Artık fiili durum farklı diyeceğiz. Rahat olsun, herkes nefes alsın diyeceğiz. Yani bazı şeyleri düzeltmek de inanın bir o kadar kolay. Ali Bey ama burada biraz da şu yok mu? Yani işte endişeden hakim. Bir baskı var, HSK var, iktidar var. Peki endişeden gazeteci, endişeden işsiz. Bunun her birini anlayabilirim ama bir taraftan da endişe etmemek için mücadele edip hapse giren insanlar var. Veya siyasete girip iftiraya uğrayan insanlar var. Ve son tahlilde demokrasi bir mücadele şekli. Öyle. Yani bir taraftan hani anlayabiliyorum insanların endişesini, korkusunu ama bir taraftan da hakimseniz, gazetecisiniz, siyasetçiyseniz doğruları söyleyeceksiniz. Yoksa siyasetçi olmayacaksınız, hakim olmayacaksınız, gazeteci olmayacaksınız. Öbür türlü hani hep Türkiye'ye toplum başka yerden bekliyor ya değişimin. Yani birisi de gelsin benim adıma benim söyleyemediğimi söylesin bir şey değilsin. O da mümkün olmuyor. Yani korkuları anlamakla beraber bir taraftan da acaba insanlar biraz daha farklı. Gittiğiniz zaman alanlarda konuştuklarında bilmiyorum nasıl şey yapıyorsunuz ama bu da bir gereklilik değil mi sizce? Ya şöyle yani ahlaklı insanların da en az ahlaksız insanlar kadar cesur olması lazım. Bu önemli bir söz biliyorsunuz. Evet, meşhur. Meşhur. Şimdi başka çaresi yok Murat Bey. Evet. Yani dürüst olmanın, doğru bildiğini söylemenin bugün ülkede tehlikesi var mı var, riskleri var mı var? Biz açıkçası Deva Partisi'nin tam o kurma aşamasındayken çok arkadaşımız geldi. Bizi uyardı. Dediler ya sen aklını mı yitirdin? Tehlikeyi görmüyor musun? Riskleri görmüyor musun? Hayır, o kadar imkanın var. Sen Türkiye'de de dünyanın başka bir yerinde de çok rahat bir hayatı kurup hiç kendine dert etmeden başka şeyler yapabilirsin. Yani niye tekrar siyaset? Niye tekrar bu kadar risk? Şimdi bu gerçekten önemli bir soru. Ya gerçekten biz ya da Deva Partisi'ndeki herhangi bir arkadaşımız sadece kendini düşünseydi bu arkadaşlarımızın her birinin başka alternatifleri var. Yani siyaseti mecburiyetten yapan kimse yok bizde. Yani başka bir sürü alternatifleri var insanların. Peki bu riski niye aldık? Bu işe niye başladık? Çünkü sadece kendimiz değil bütün ülkeyi düşünmek zorundayız dedik. Ülkenin gençlerini düşünmek zorundayız. Kadınları düşünmek zorundayız. Yoksulları düşünmek zorundayız. Bu ülkenin esnafını, emeklisini, işçisini düşünmek zorundayız. Bizim üzerimizdeki sorumluluk ve vebal duygusu belki başka bir insanda, başka bir grupta olmayabilir. Yani ne bileyim işte belediye otobüsü süren bir şoför arkadaşımız bu ülke sorumluluğunu doğal olarak hissetmeyebilir. Yapacağı fazla bir şey de olmayabilir. Ama biz öyle değil, bizim yapacak bir şeylerimiz var. Yani anlattığımız zaman bizi dinleyecek bir kitle var. Uyardığımız zaman etkili olacak bir kitle var. Dolayısıyla madem böyle bir imkanımız var, biz şahsi her türlü riski alıp, her türlü tehlikeyi göze alıp bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak asıl o zaman kendi çocuklarımız dahil bu ülkenin gençlerinin yüzüne bakamayız diye karar verdik. Yani risk var mı? Var. Ama sonuna kadar mücadele etmek lazım ve bu mücadele edenlerin de insanların yanında durması lazım. Şimdi bu mücadeleyi veren, o gözü pek cesur insanlara da diğer insanların biraz destek olması lazım. Oradaki dayanışma da önemli. Ha bu desteğini açıktan ifade etmeyebilir. Açıktan ifade etmekten çekinebilir. Onu da anlayışla karşılarız. Ama yani bu az sayıda cesur insan varsa ülkede, ister medyada, ister iş dünyasında, ister sivil toplumda, ister siyasette, yani bunlara da destek olmak lazım. O dayanışma ruhunu da göstermek lazım ki insanlar korkmasın. Ki ortaya çıksın. Bakın bundan birkaç sene öncesiyle bugün arasında ülkede korku iklimi çok değişti biliyor musunuz? İnsanlar daha cesur şimdi. Ben herhangi bir ile gittiğim zaman istisnalar var ama çoğu ilde STK temsilcilerinin tamamı bizim toplantıya geliyor biliyor musunuz? Baro başkanı, tabiler odası başkanı, ziraat odası başkanı, ticaret odası başkanı, hemşeri dernekleri başkanı. Mesela 3-4 sene önce böyle bir şey yapsak korkarlardı, gelmezlerdi. Ama bugün çıkıp geliyorlar. Çünkü artık insanların biraz da kaybedecek bir şey kalmamış yani. Neyimi alabilir ki ya diyor. Hadi bir canım var onu da alsın kardeşim diyor. Bıktım artık diyor yani. İnsanlardaki hissiyat biraz da böyle. Dolayısıyla mesela biz bir muhalefet partisi olarak hani ya aman ya emin misiniz, riski görmüyor musunuz diye öyle bir ortamda kurduğumuz siyasi parti olarak şimdi herhangi bir ilimize gittiğimiz zaman bütün bu oda başkanları geliyor. Yani bizim belki de bu korku iklimini, korku duvarını yıkmakta böyle mütevazı bir katkımız oldu diye de düşünüyorum. Yani sadece biz değil tabii başka siyasi partiler de var. Başka böyle gerçekleri savunan insanlar da var. Ama
Biz de özellikle böyle bir iklimde kurulan yeni bir siyasi parti olarak bu korku iklimini değiştirmekte, bu korku duvarını yıkmakta dediğim gibi bir miktar katkımız var diye düşünüyorum. Bir bilinçaltı, yani kafanın gerisi dediniz yasaklarla ilgili bir şey anlatırken. Şimdi tekrar soracağım. Bu alkol yasağında tırnak içinde dinsel referanslı bir background var mı sizce? Yoksa onu daha farklı, yani yaşama müdahaleyle ilgili bir background'la mı yapıldı, başka türlü mü yapıldı? Tabii bilemeyiz. Kimsenin kafasının içinde okuyamayız bu taraftan yani bu soruda, ama bir de siz bu yasağı nasıl karşıladınız? Şöyle, biliyorsunuz şimdi Ramazan ayındayız. Evet. Sonlarına yaklaştık. Fakat geçen sene şöyle bir bantı geri saralım. Geçen seneki Ramazan ayının ilk başındaki tema neydi? Bazı vatandaşlarımızı hayat tarzları sebebiyle kınayan, hatta mücadele edilmesi gereken bir hutbe konuşmasıyla bir tartışma başladı. Evet. Hatırlarsınız. Bu tesadüf değil. Yine aynı Ramazan ayında bu sefer alkol üzerinden bir uygulama ve tartışma başladı. Şimdi şu andaki hükümet, şu andaki iktidar hiçbir konuda başarı üretemiyor artık. Fakat çok büyük para, çok büyük kaynak ayırıp oluşturdukları bir propaganda makinesi var. Ve bunlar parayla çalışan propaganda makineleri açıkçası. Başka şey değil. Böyle doğru olduğunu düşündükleri için falan değil. O trollermiş. İşte orada yazanlar, çizenler. Yani tamamen profesyonel bakıyorlar. Ya ben paramı alıyorum. Etki alanım var mı? Tamam, ben bunu yazarım. Bugün böyle söylerim. Yarın bu hükümet gider, başkası gelirse de başka şey yaparım. Yani şey bu. Şimdi bu tema niye ortaya atılıyor? Bilmiyor ki Ramazan ayı vatandaşlarımızda dini hassasiyetlerin daha yükseldiği bir ay. Yani haklı olarak. Böyle bir ayda öyle bir şey ortaya atalım ki, öyle bir konu ortaya atalım. Muhalefet de fazla sesini çıkaramasın. Hatta çıkarırsa da böyle ellerini ovuşturuyorlar. Şöyle muhalefetten güçlü bir ses çıksa da Ramazan'ın ortasında alkol içmeyi ya da alkol tüketmeyi teşvik eden bir söylem gelse de muhalefetten, biz de desek ki ha işte gördünüz mü? Bak bunlar böyle diye vatandaşlarımızın dini inançları ve o dini hassasiyetleri üzerinden ciddi bir istismar uygulaması bu. Bu yasakla ilgili konu ilk gündeme geldiğinde ben Deniz Zeyrek'le bir mülakat yapmıştım. Ve orada da söyledim, bu dedim muhalefet partileri için tam bir tuzak alan yani. Tam bir tuzak alan. Ve üstelik pandemi şartlarıyla, pandemi kısıtlamalarıyla alkol yasağı arasında da ben dedim mantıksal, bilimsel bir bağ kuramıyorum. Ama genelde baktığımda da muhalefet için hazırlanmış bir tuzak olduğunu bunun görüyorum. Muhalefet gelsin bu tuzağa düşsün, ama artık bakıyorum muhalefet de akıllandı. Eskisi gibi değil yani. Evet. Eskiden hemen atlarlardı böyle konulara. Şimdi muhalefet de akıllandı. Yani bazen şu oluyor tabii. Siyasette şu çok önemli. Söylediğiniz her şeyin doğru olması gerekiyor. Ama her doğruyu her yerde söylemek de ülkenin gerçekleriyle örtüşmeyebiliyor. Dolayısıyla bakıyorum muhalefet partileri de artık epey bir akıllandı bu konuda. Hükümet bir sürü tuzak kuruyor ama tuzaklara düşmüyorlar. O çukurlara düşmüyorlar. Ve daha akılcı bir şekilde yönetiliyor. Ama şunu unutmayalım, artık günler sayılı. Yani bütün bu oyunlar, bu tuzaklar falan artık sonu geliyor bu işin. Yani onu da görmek lazım. Sabırlı olmak lazım. Stratejiyi iyi kurmak lazım. Zaten hükümetin kendi kendine yaptığı becerisizlikler, kendi kendine iş bilmezlik, ülkeyi düşürdüğü bu durum zaten çok geniş bir alan veriyor muhalefetin dile getirmesi için. Yani eleştirecek o kadar çok konu var ki, o kadar beceriksizlik var ki her gün bir başka konu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu tuzaklara düşmeden akılcı, rasyonel bir muhalefet ve gerçekçi bir muhalefet. Yani gerçekçi derken sadece eleştiren değil, aynı zamanda alternatifleri ortaya koyan bir muhalefet de gerçekten Türkiye'nin şu anda çok büyük ihtiyacı. Biz de bunun için çalışıyoruz. Tabii kutuplaşmadan da çok yararlanıyor iktidar. Yani kutuplaştıran siyaset bu konuda pek çok örnek sayılabilir. Ama bir taraftan da bunların insanların yani o kutuplaşan kesimlerin içinde de yarattığı bence yaralar var. Mesela İktidarın pek çok insanın hani çok önemli bir kutsiyet atfettiği Ayasofya. Oranın başimamı biliyorsunuz. Hani oranın çok önemli olduğu için herhalde başimamı da önemlidir diye düşünüyor insanlar. Görevden alınan değil mi? Görevden alınan ya da istifa eden. Hani zaten biliyorsunuz Türkiye'de hani affediliyor ancak. İstifası isteniyor falan. Bir sürü yöntem var. Evet. Şimdi tabii hani onun ağzından çıkan cümleler. Ya Türkiye'nin laik sistemiyle ilgili veya öldükten sonra insanların hani... İnsanın aklına, hafızasına gelmeyecek derecede şeyler yapılıyor. Bu tabii bence hem muhafazakar kesimde hem kendini laik ya da başka türlü tarif eden kesimlerde de çok ciddi bir şey yaratıyor. Yani kutuplaşma yaratıyor. Şimdi siz dediniz ki hani yoksulluk için hani bir günde aslında bir önlem alınabilir. Ekonomi için bir şey değiştirebiliriz hukukta falan, ama
bu kutuplaşma giderek artan, o nasıl var? Çünkü o insanlar birbirinden ayrışmaya başlıyorlar. Çünkü bunun ikincisini muhafazakar kesimin endişesiyle ilgili bir soruya devam ettireceğim. Önce bununla ilgili ilk sorumu sorayım size. Ya bu kutuplaştırmanın ya da belki biraz ayrışmış gibi görünen toplumun tamamen aslında siyaset eliyle ben bu hale getirmeye çalıştığını görüyorum. Yani sahaya indiğimizde ülkemizdeki insanların bir arada yaşama iradesi çok çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Ve mesela bundan 20 sene önceye göre bugün itibariyle baktığımızda vatandaşlarımız birbirine daha saygılı, birbirini daha iyi anlayan bir noktaya gelmiş durumda. Mesela ben ilk siyasete girdiğimde, o 2001'de öyle değildi yani. Yani insanlar birbirini çok anlamak da istemiyordu. Ocu, bucu falan daha böyle kalıplaşmış bir bakış açısı vardı ama özellikle yeni nesille beraber, gençlerimizle beraber ve bu sosyal medya üzerinden yani herkesin bu dijital ortamda buluşması, dijital ortamda bir arada olması, herkesin bir bakıma toplumdaki o çatlakları önemli ölçüde tamir etmiş durumda. Ve bizim partimizi kurmadan önceki yaptığımız araştırmalarda şunu ortaya koyduk, o da çok önemli. Çok derin araştırmalar yaptık. Yani sadece yüzeysel anketler falan değil, gerçekten bilimsel ve çok derin araştırmalar yaptırdık. Ve orada da toplumumuzun bir arada olma ve bir arada yaşama iradesinin çok yüksek olduğunu gördük. Çok önemli. Örneğin Kürt anne babalar üzerinde, onların çocukları üzerinde araştırmalar yaptık. Başka toplum kesimleri üzerinde araştırmalar yaptık. Hiç fark etmediğini gördük. Yani herkesin yarınlarda görmek istediği Türkiye aynı Türkiye. Daha farklı bir şey değil. Yani nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsun sorusuna böyle bu soruyu sorup da söylediği onu derinlemesine anlamak için yaptığımız çalışmaların hepsinde vatandaşlarımızın farklı farklı kesimlerin yarınlarda aynı hayalde, aynı hedefte buluştuğunu gördük ve bizi çok cesaretlendirdi. Onun için ki biz şimdi Deva Partisi olarak Türkiye'nin hangi bölgesine gidersek gidelim, vatandaşlarımızın aynı teveccüh düzeyiyle karşı karşıya kalıyoruz. İlgi düzeyi değişmiyor. Yani Kırklareli'ne giderken, çarşı pazar dolaşırken ki gördüğümüz ilgiyle ya da bir taksi durağında otururken ki sohbetteki ilgiyle Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki ilgi aynı ilgi. Hemen arkasından gittiğimiz Trabzon merkezde, Trabzon'un Akçabat ilçesinde gördüğümüz ilgi aynı. Problemler aynı. En çok ifade edilen sorunlar aynı sorunlar. Bugün yoksulluk artık yatay kesen bir sorun. Yani ben yoksulluktan korundum diyen bir toplum kesimi yok. Türkiye'nin bütün coğrafyası etkilenmiş durumda. Bütün etnik kimlikler etkilenmiş durumda. Herkes etkilenmiş durumda. Yasaklar herkesin derdi. Yani hiçbir kesim yok ki gençlere baktığımızda. Ya ben özgürüm ve özgür isterim diyen bir genç kesimimiz yok. Hepsi yasaklardan etkileniyor. Bu özgürlük kısıtlamaları herkesi etkiliyor. Dolayısıyla yani sorunlar ve bunların çözümleri konusunda ülke adeta tek vücut olmuş durumda şu anda baktığımızda. Demokrasi tabii yani açlığı çok önemli. Siz 50 ile gittiniz, gezdiniz. Kongrelerinizi yaptınız çoğunda. Ben Diyarbakır bölümünü gazeteci olarak izlemiştim. Sonra Hakkari'ye gittiniz, başka yerlere gittiniz. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller. Ki oradaki çıkışlarınız da aslında hani Van'da helikopterden atılan, ölen kişinin ailesine ziyarete gittiniz. Oradaki hukukları söylediniz. Şimdi Türkiye'de mesela 6 milyon oy alan bir parti var. Kürtlerin yoğunlukla oy verdiği HDP var. Ötekileştirilen, işte kanun, hukuk karşısında kapatılmaya çalışan bir parti var. Gittiğiniz zaman özellikle işte bu Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Siz dediğiniz gibi araştırma yaptık. Kürtler de var içinde. Yani o araştırmanın sonuçları ne gösteriyor? HDP burada neye karşılık geliyor? Ve Deva Partisi-HDP ilişkisi, HDP'yi algılaması ne şekilde Ali Bey? Şimdi öncelikle bu hükümetin kurmaya çalıştığı bir denklem var. O denklem nedir? PKK'dan başlıyor. PKK gerçekten bir terör örgütü. Türkiye'nin de, Avrupa Birliği'nin de, Amerika Birleşik Devletleri'nin de resmen terör örgütü olarak tanımladığı bir örgüt. Şimdi hükümet bu PKK'dan başlıyor. Diyor ki PKK eşittir HDP diyor. Hatta son aylarda artan bir dozda HDP eşittir CHP. O da eşittir diğer muhalefet partileri diye sıralıyorlar. Yani PKK'dan başlıyorlar, eşitlik denklemine en sonunda bütün muhalefet partilerini de diziyorlar. Şimdi öncelikle hükümetin böyle bir paketleme, her şeyi aynı torbaya atma tuzağına düşmemek lazım. Yani bu kasıtlı bir propaganda.
Başarı üretemeyince şeytanlar üretip, düşmanlar üretip o karşıtlık üzerinden kendi seçmenini etrafında tutma çabası ki bu artık siyasetin iktidar açısından bittiğini gösteriyor. Çünkü umut siyaseti yapamayıp da vatandaşlarınıza yarınlarla ilgili bir umut, yarınlarla ilgili bir ilerleme, gelişme, düzelme üretemeyip de korkularla yönetmeye başladığında artık o iktidarın gitme zamanı geliyor demektir. Şu andaki iktidarın düştüğü durum bu zaten. Bu korku siyasetine düşmüş durumda. Bir şeylerle korkutacak, bir şeylerle şeytanlaşacak ve düşman ilan edecek. Bu içeride de böyle oluyor, dış ilişkilerde de böyle oluyor. Şimdi öncelikle şu bir gerçek ki, bu PKK terör örgütünün Türkiye'deki siyaset üzerinde gölge olmaması lazım. Bu da bir gerçek maalesef. Yani PKK terör örgütü sadece elinde silah olan teröristlerin yaptığı terör eylemleriyle hareket etmiyor. Türkiye'deki siyaset üzerinde de bir gölge oluşturuyor. Öncelikle o gölgenin kalkması lazım. Türkiye'nin kendi iç siyasi dinamiklerine artık güvenmemiz lazım. Türkiye'nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik, özgür siyasetle yapılır. Yani çözmek istiyorsak sorunları, bunu demokratik, meşru ve özgür siyaset zemininde çözmek zorundayız. Başka yerlerde çözüm arayamayız. Bu artık eskinin Türkiye'si. O bitmiş, o kalkmış, bitmiş. Yani oralara kimsenin dönüp bakmaması lazım. Ve Türkiye'deki siyasi partilerinde yani terör örgütleriyle, şununla bununla, onların etkisi altında kalmadan kendi siyasetlerini yapmaları lazım. Ve gerçekten kendi vatandaşlarımız için çözümü sadece ve sadece siyasette aramaları lazım. Şimdi biz bu konuya tamamen ilkesel ve hukuki bazda bakıyoruz. Masuniyet karinesi çerçevesinde. Bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından suçlu olarak tespit edilmedikten sonra hiç kimsenin şahıs olarak da, tüzel kişi olarak da suçlu ilan edilemeyeceğini söylüyoruz. Yani siyasi bir tanımlamayla sen suçlusun, bu doğru değil. Biz bunu kimseye yapmadık. Yapmayız da yani. İlkesel olarak yapmayız. Yani suçun tanımı siyasi olmaz. Suçun tanımı hukuki olur ama bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından tanımlanırsa olur. Dolayısıyla masuniyet karinesi çerçevesinde de suçu ispat edilmemiş her türlü siyasi partiyle biz otururuz konuşuruz. Siyasetçilerle otururuz konuşuruz. Bir gün suçu tespit edilir. Bağımsız tarafsız yargı karar verir. Ondan sonraki tabii tutum da değişir. Böyle ilkesel yaklaşmak zorundayız. Aksi halde tamamen siyasi, taraflı, parti odaklı, çıkar odaklı tanımlamalarla hareket edersek bu adalet olmaz. Yani bu ülkenin vatandaşlarına yazık olur. Bir de şu var tabii, şuna da dikkat etmemiz lazım. Bizim özellikle Kürt vatandaşlarımızda şöyle bir hassasiyet var. Şimdi HDP'ye dönük bütün eleştiriler, HDP'ye dönük bütün bu düşmanlaştırma, ötekileştirme bizim Kürt vatandaşlarımız üzerinde de bir ötekileştirme hissiyatı oluşturuyor. Bak bu da çok önemli. Yani hepsi paketleniyor diyorum ya. Şimdi bu paket içerisinde bizim Kürt vatandaşlarımıza girdiğinde o zaman ise bu Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Böyle bir şey yok. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Ama şu anda iktidar panik halinde olduğu için önündeki bütün panik butonlarına basıyor. Şu son beceriksizlere bir bakın Allah aşkına. Şu son kararlara da sadece son bir hafta içerisinde çeklerle ilgili düzenlemeleri takip etmişsinizdir evet. Yani. Bilmiyorum gündeminizde var mı ama evet. Hemen kısaca, çok kısa. Tabii. Ya böyle bir şey olabilir mi bakın? Yani bir gecede mecliste genel kurulda bir madde ekleniyor. Madde hakkında söz alan yok. Ben çünkü tutanakları aldım, inceledim daha sonra. Ya böyle bir madde bu meclisten nasıl geçer diye. Gecenin yarısı getiriliyor. Ve gecenin yarısı bir torba kanunu ekleniyor ve o gece de yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı hemen o gece onaylıyor ve yayınlanıyor. Yayınlanan nedir? Çeklerin ibrazı 1 Haziran'a kadar yapılamaz diye. Şimdi ibraz ayrı, çekin arkasının yazılması ayrı, onun şeye yapılması. Bunlar hep, bu kavramlar hepsi birbirine karışmış. Daha da enteresan, ne kadar alelacele yapılıyorsa odalar bir de açıklama yapıyor. Çok teşekkür ediyor hükümete. İyi ki bu düzenleme yaptınız diye. Şimdi demek ki diyalog yok, istişare yok. Kanun metnini okuyup da ya bu piyasada ve o gece saat hatırlamıyorum. Arkadaşlar bana o düzenlemeyi gönderdi. Ben tabii yıllarca ticaretin içinde olan birisi olarak okudum. Güldüm ya, dedim. Yazık şu ülkeye ya. Yani böylesine yanlış bir uygulama, piyasayı böylesine kilitleyecek bir nasıl kanun haline getirilir? Ertesi gün ne oldu? Herkes hatayı anladı. Piyasa hemen durdu. Bu sefer alelacele Ticaret Bakanlığı basın açıklaması yapıyor. Diyor ki bu kanuna uymayın diyor. Yetmiyor, tebliğ yayınlıyor. Yayınlanan tebliğ kanuna uymama tebliği. Ve
Şu andaki uygulama o çıkan kanuna aykırı biliyor musunuz? Gerçeğe aykırı, piyasaya aykırı, piyasayı bilmeyen insanların hazırladığı bir kanun apar topar meclisten geçiriliyor ve şu anda da uygulama basın açıklaması tebliğiyle falan yapılıyor. Kanuna aykırı bir şekilde. Şu anda çekler imraz ediliyor mu? Ediliyor. Ha, ne oluyor? Arkası yazılmıyor. O zaman sen kanunu öyle yaz. Niye apar topar böyle bir şey yapıyorsun? Yani bak ben hep söylüyorum. Bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapanlar böyle hataları yapmazlar. Çünkü şu anda ülkeyi yönetenler bunu bile yapmamış. Yani bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapacak kadar ekonomi bilgisi yok, piyasa bilgisi yok. Şu son pazarlarla ilgili düzenlemeler var. Yani inanın evine şöyle yılda fazla değil, yılda 3-4 defa gidip de pazardan evine alışveriş eden bir insan bu pazarla ilgili bu düzenlemeyi yapmaz. Yaptıkları gün ben açıkladım. Ya dedim böyle bir şey olur mu? Sadece cumartesi açık pazarlar. Bu ne demek? E bütün vatandaş pazarlara akın edecek. Biraz da ucuz olsun diye, biraz da hava alalım diye. Ki etti. Ki etti. Levale pazar görüntüleri karşı karşıya kaldık. Böyle bir şey olur mu? Ya bırakın siz piyasayı kendi dengesine bırakın. Bu ülkenin her şehrinde, her ilçesinde, her mahallesinde pazar yok mu var? Bu pazarların zaten toplandığı gün var mı var? E siz bütün marketleri, manavları, kasapları açık bırakıyorsunuz. O zaman değil ki pazarlar da açık. Üstelik pazarlar açık hava değil mi? Pandemi riski daha az, kapalı mekan değil. E aynı pazarcı esnafımız bizim. Haftanın salı günü salı pazarına gider. Perşembe günü perşembe pazarına gider. Böylece vatandaşlarımızın evine en yakın noktalarda pazarlar kurulur. Ve herkes evine yürüme mesafesindeki pazara gider, alışverişini yapar, geri evine döner. Bu izdihamda yaşanmaz. Ama sorun şu, beceriksizlik, iş bilmezlik. Ve gidip evlerine dediğim gibi pazardan alışveriş etmeyenlerin, toplumdan kopmuş, ekonomiden kopmuş, ticaretten kopmuş, çarşı pazardan kopmuş insanların yaptığı düzenlemelerin sonucu işte böyle felaket. Yazıktır, günahtır. Bu ülke bunu hak etmiyor inanmıyor. Ali Bey şimdi siz ne zaman size ittifak sorusu sorulsa hep şunu söylediniz. Biz partiyi kurduk, yeni kurduk ve bu kurulu sürecinde öncelikle partimizi kendimize anlatacağız insanlarımıza ve ona göre gideceğiz diye. Sonra bu geçen sürede birkaç böyle hani parlamenter sistemle ilgili siz rapor hazırladınız. Gelecek Partisi hazırladı. CHP'nin var. Karşıda gidiş gelişler olmaya başladı. Bunlar artmaya başladı. Hem İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hem Kemal Bey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birkaç cümle sarf ettiler. Mesela Meral Hanım şöyle bir şey söyledi. Nazik ve zarif olmaya gayret etmeliyiz. O saklı kalmak kaydıyla hem Gelecek Partisi'nin hem DEVA'nın hem Saadet Partisi'nin hem CHP'nin birlikte bir sistemde yer alması gerektiğine inanıyorum diye bir cümlesi var. Şimdi böyle bir yakınlaşma mı olmaya başladı Ali Bey? Yani bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra zamanı bilemiyorum. Seçim tabii olabilir, başka şey olabilir. Böyle bu partiler en azından demokraside, hukukta, parlamenter sistemde ortaklaşarak halkın karşısında beraber mi çıkacaklar? Bunu mu anlamalıyız? Şöyle tabii bu siyasi partiler birbirinden ayrı partiler. Evet. Yani eğer her konuda anlaşıyor olsalardı aynı parti olurlar. Tek parti çatısı altında toplanırdı. Yani farklı farklı partiler olduğuna göre demek ki farklı konularda farklı düşünceleri iddiaları olan partiler bunlar aynı zamanda. Ancak şunu görüyoruz ki şu andaki Türkiye'deki siyasi tabloda iktidar tarafındaki partiler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yani başkanlık sistemini istiyor. Muhalefet tarafındaki partiler de parlamenter sistem istiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Dolayısıyla bu muhalefetin ve iktidarın adeta ayrıştıran çok önemli bir ortak tema haline geldi bu sistem konusu. Zaten biz de bunu düşünerek yani madem sistem konusu muhalefetin ortak hareket edebileceği bir alandır, böyle bir ihtimal vardır diye biz partimizi kurduktan hemen sonra sistemi çalışmaya başladık. Ve kodifikasyonu tamamlanmış 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketimizi hazırladık. Ama bekledik. Bunu açıklamadık. Niye açıklamadık? Çünkü herhangi bir siyasi partinin çıkıp da münferiden açıkladığı kendi parti odaklı çalışmasının Türkiye satında uygulanmasını beklemenin çok doğru ve inandırıcı olmayacağına biz karar verdik. Çünkü anayasalar aynı zamanda toplumsal mutabakat arayışı gerektiren çalışmalardır. Yani her siyasi parti kendi taslağını çıkar, açıklarsa o zaman 5 partiden 5 taslak çıkar. Sonra ne olacak diye düşündük. Dolayısıyla biz kendi hazırlığımızı açıklamadık. Ama ne yaptık? Parlamenter sistem istediğini söyleyen diğer siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde onlara ikili bazda diyalog ve istişare teklifinde bulunduk. Dedik ki biz bakın hazırız ama açıklamıyoruz.
Önce sizinle oturalım, konuşalım. Çalışmalarımızı bir mukayese edelim. Bu çalışmalarımızı mümkün olunca aynı sayfaya, ortak bir sayfaya taşımaya çalışalım ki hani bir gün gelip de açıklanacak sistem herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir sistem olsun dedik. Ve bizim bu teklifimizi diğer siyasi partilerin genel başkanları kabul etti. Hatta kabul etmekte de kalmadılar. Yaptığımız ortak basın toplantılarında biz bunu kamuoyuyla da paylaştık. İlk Sayın Kılıçdaroğlu'yla benim iadeyi ziyaret için gittiğimde ilk onunla paylaştık. İkinci Sayın Akşener'le yine iadeyi ziyaret için gittiğimizde kamuoyuyla paylaştık. Ve dedik ki biz böyle bir süreç başlatıyoruz. Yani ikili bazda diyalog ve istişare süreci başlatıyoruz dedik. Ve bizim de beklentimiz bu çalışmaların hani karşılaştırılması, bir ortak zemin arayışı. Ondan sonra bu ortak zemin mümkün olunca yaklaştırılıp birbirine kamuoyuyla paylaşılması şeklinde idi. Ama öyle anlıyorum ki şimdi biraz hava değişiyor. Sanki her siyasi parti kendi çalışmasını açıklayacak gibi anlıyorum. Ki Sayın Akşener'den gelen açıklamalar da bu yönde oldu. Onlar kendi çalışmalarını açıklayacaklar herhalde. Yani olabilir. Bizim de hazır. Ama biz ne zaman açıklarız ona bakarız. Kendi içimizde bir çalışırız. Ama diyorum ki bu aslında önceden çalışılıp sonra bir ortak bir şekilde çalışılsa, açıklansa daha iyi olurdu diye ben düşünüyorum. Eğer hani beraber bir şeyler yapılması düşünülüyorsa bu beraber yapılma ruhunun da çalışma usulüne de tabii yansıması çok önemli. Ki bu konuda parlamenter sistemde diyelim ki fikir birliği olabilir ama başka temalarda da farklı düşünülebilir. Biz şunu daha öncelerde açıkladık. Dedik ki tema bazında, tema, konu başlığını seçelim. Konu başlığı çerçevesinde muhalefet partileriyle biz diyalog ve istişare yaparız dedik. Bu tema çok farklı olabilir. Bazen ekonomi olur, bazen dış politik olur. Ki bu ileride olabilecek birlikte hareket etme zeminini de hazırlar bugünden. Ama biz bugünden bu zemini oluşturmamız lazım. Yani bugünden ilişkilerin sıcak olması lazım. Bugünden karşılıklı güven inşa edilmesi lazım ki günü geldiğinde eğer öyle bir karar verilirse, yani birlikte hareket etme kararı verilirse o güne şimdiden biraz hazırlanmak lazım. Bu da nedir? İlişki zeminini sıcak tutmak ve karşılıklı güven inşa etmek. Aksi halde ne olur? Döner dolaşır, eğer şahsi hırslar ya da parti odaklı çıkarlar ön plana çıkmaya başlarsa o zaman muhalefetin her bir partisi ayrı ayrı başka şeyler yapabilir. Olabilir. Biz 2018 seçimlerinde bunu yaşadık biliyorsunuz. 2018 seçimlerinde bir ortak aday fikri vardı. Ama sonra o gerçekleşmedi. Niye gerçekleşmedi? Az çok biliniyor. Bu çok önemli değil. Bizim zaten parti olarak önceliğimiz şu, Deva Partisi. Biz yeni parti izliyoruz ve kendi özgün siyasi kimliğimizi inşa etmemiz gerekir diyoruz. Teşkilatlanmamızın bir kısmını tamamladık ama asıl büyük şehirlerde bizim teşkilatlanmamızı hızlandırmamız söz konusu olacak bundan sonra. Mesela İstanbul'da daha biz bir tane kongre yapmadık koskoca İstanbul'da. 39 ilçe. Daha bir tane ilçe kongremiz yok. İzmir. Daha bir tane ilçe kongremiz yok. Yani Antalya, Bursa, Ankara'da sadece iki tane yaptık. Bizim şu andaki kronolojik önceliğimiz tamamen kendi teşkilat yapımızı oluşturmak ve kendi iç hazırlıklarımızı tamamlamak. Yani hükümetin ilk 90 günü, ilk 360 günü parlamenter sistem. Öncelikle diyoruz ki biz kendi işimizi bir yapalım. Diğer siyasi partilerle de diyalogumuz zaten var. İstişare etmek istedikleri her şeyi istişare ederiz. İlişki zeminde sıcak tutmaya da hazırız. Ama şu andaki önceliğimiz bizim teşkilatlanma ve hükümetin yapacaklarının iyi bir hazırlığı. Evet. Ali Bey, doğru anlamak için bu konuda bir soru daha soracağım. Sonra son iki soruma geçeceğim. Şimdi bildiğimiz, siz de söylediniz, basın toplantılarında anlattınız. Hani bir anayasa, evet, beraber çalışılabilir, parlamenter çalışabilir falan filan, evet, ama anladığım kadarıyla beraber açıklamak yerine partiler tek tek yoluna, mesela İYİ Parti anladığım kadarıyla siz, evet, söylediğinizden anlıyorum. O gidiyor tek başına. O zaman da bu zeminde ilgili problem mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani çünkü daha ilerideki birliktelik için bu zemin önemli dediniz. Ya bu zeminle ilgili birliktelik, birlikte aşamak veya aynı noktaya gelip tartışıp ortaya çıkmak daha mı önemliydi? Şöyle, bu biraz işin tabiatında var. Yani hani parti odaklı hareket işin tabiatında biraz var. Yani olabilir, isteyen parti çıkar açıklar. Ha, biz bu açıkladıktan sonra da oturup konuşmaya hazır oluruz yani. Hani şey yok, orada sorun yok. Çünkü önemli olan yapıcı olmak bu konularda. Önemli olan diyalog ve istişare kapısını açık tutmak. Yani öncesiymiş, sonrasıymış artık çok şey değil. Yani herkes istediğini yapsın, istediğini açıklasın. Ama dediğim gibi o güven inşası çok önemli bu siyasi partiler arasında. Güven inşası çok önemli. Peki,
Efendim şimdi bu 3G ile ilgili geri dönüşleri, hatta siz zamanlamayı söylediniz. Bir şey daha vardı aslında. Özellikle işte 1990'lar dediğimiz süreçte Türkiye'de işte 90'daki Susurluk kazası, devlet, yeraltı örgütü, siyaset üçgeni ki evinde 87 MİT raporu vardır yine aynı isimlere denk gelen kısımlar. Sonra işte Türkbank ihalesinde Alaaddin Çakıcı'nın ortaya çıkması, oradaki müdahaleler falan. Yani AK Parti bir taraftan da çetelerle mücadele diye bir konsept belirlemişti. Şimdi özellikle son bir 5-6 gündür organize suç örgütü liderlerinden Sedat Peker sürekli olarak açıklamalar yapıyor. Açıklamalarda işte Mehmet Ağar'ı itham ediyor, onun AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar'dan bahsediyor. Yok mala çökme, işte öldürme, ben de içlerindeydim. Şimdi Türkiye tekrardan, ki şimdi ben bakıyorum doğal olarak, bizim görevimiz bu gazeteci olarak. İnceleyin ne söylüyor, ne yapıyor. 1,5-2 milyon tane insan izliyor her bir şeyi, hatta bekleyenler var. Bu tabii başka da türlü bir iktidarların herhalde zayıflaması ya da kontrolü kaybetmesiyle beraber bu gruplar, bu güçler daha fazla ortaya çıkmaya başlıyorlar. Siz nasıl bu Sedat Peker açıklamaları, tekrar bunların ortalarda olması ya da kimi liderlerin başka iktidar ortağı partiler tarafından bizim dava arkadaşımız diye koruma altına alınması, nasıl tarif ediyorsunuz bunları? Aslında bütün bu olanlar Türkiye'nin aynı o 1990'ların karanlığına geri döndüğünü gösteriyor bize. Her alanda olduğu gibi, her alanda. Yani nasıl işte ekonomide görüyorsak 1990'lara dönüşü her haliyle, yani yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla, bu konularda da maalesef 1990'ların karanlığına ülkenin döndüğünü görüyoruz. Yani burada tabii ki devletin hani hukuk uygulaması çok önemlidir. Böyle bir şeyler ortaya döküldüğü zaman yargı hemen harekete geçer normal bir ülkede. Yani resmen yargı harekete geçer. Burada açık iftiralar var, o yani itiraflar var. Evet. Açık itiraflar var. Yani suç tespitleri var, iddialar var. Şimdi normal bir ülkede yargının hemen harekete geçmesi lazım. Bir, devlet reflekslerinin zayıfladığını bize gösteriyor. Bir de daha kötüsü, özellikle iktidar tarafından. Bu tür suç örgütleriyle, mafyayla yakın durma, beraber hareket etme, onları kayırma, destekleme, bu tabloyu da görüyoruz. Yani sadece devletin devlet olma fonksiyonunu yerine getirememesini bırakın, bir de iktidar tarafında bu tür yapılarla olan bir ilişkiyi de görüyoruz. Geçen sene yaşamadık mı? Bir suç örgütünün lideri özel bir kanun düzenlemeyle, hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanun düzenlemeyle serbest bırakıldı, değil mi? Bunu gördük. Daha sonra yapılan açıklamaları gördük. Siyasal şiddetin, sokak şiddetinin tekrar Türkiye'de sokaklara döndüğünü gördük. Bugün iktidarın küçük ortağı isim isim hedef gösteriyor. Gösterdiği hedefler bakıyorsunuz bir süre sonra alenen şiddet görüyor. Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Siyasi partilerin üst düzey yöneticileri sokak ortasına şiddet görebiliyor. Ve iktidarın büyük ortağı da bu konuda tamamen sessiz. Bakın tek bir açıklamasını duydunuz mu? Bu kadar gazeteci şiddet gördü değil mi sokakta? Bu kadar siyasetçi şiddet gördü. Ve küçük ortağın işaret ettiği insanların bu şiddeti gördüğünü dünya alem bilmiyor mu? Peki büyük ortak, Sayın Erdoğan niye sessiz? Niye sessiz? Her konuda topa giren, en küçük bir köşe yazısı, bir televizyondaki bir ifadeye topa giren bu kadar önemli bir hadisede niye susuyor? Bütün bunlar ülkenin düştüğü bu acı tabloyu bize gösteriyor. Gerçekten çok yazık. Bu koskoca ülkeye çok yazık. Yani devlet, devlet olma görevini yerine getirecek. Kaldı ki iyi yönetildiğinde bu iş nasıl oluyor gördük. Bir dönem biliyorsunuz mafyaymış, suç örgütüymüş, çeteymiş. Bunlar biliyorsunuz günlük haberlerden tamamen çıkmıştı. Duymuyorduk böyle bir şey. Yoktu. Çünkü niye? O dönem işin başında olan İçişleri Bakanları ve o dönemki yönetim zihniyeti bunlara göz açmıyordu. Bunlara göz yummuyordu ve göz açtırmıyordu. Ama şu anda öyle değil. Şu anda bakıyoruz, ilişki yumağı, karma karışık. Açıkçası ben o videoları izlemeye dayanamıyorum.
Yani arkadaşlar gönderdiler. 3-5 dakika baktım ya bu yani kabul edecek bir şey değil ya. Yani insanın vicdanını yaralıyor. Madem böyle bir şey ortaya dökülmüş, madem milyonlarca vatandaşımız bunları izliyor, bu ülkenin savcısı mı yok? Bu ülkenin yargısı mı yok? Niye re'sen harekete geçilmiyor? Niye ya bu kadar iddia var kardeşim? Bunlar doğru mudur, değil midir? Bunlar doğru mudur yoksa bir iftira mıdır? Niye bakılmıyor? Çünkü devlet, devlet olmadığını kaybetti. Devlet reflekslerini kaybetti. Merkezileşmiş bir güç, yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi tek elde siz toplarsanız, bütün sistem oradan sinyal bekliyor. Bakalım Cumhurbaşkanı'ndan bir sinyal gelecek mi? Cumhurbaşkanı sinyal verirse sistem harekete geçiyor. Ondan ses çıkmazsa da sistem sessiz bekliyor. Niye? Ya birinin ayağına basarız. Şimdi yanlış bir iş yaparız, başımıza iş açarız. Bir süreç başladım, ondan sonra kendimi bir sürgünde bulurum. Hissi var şu anda yargının üzerinde. Onun için yürümüyor. Onun için bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkanlık Sistemi ülkenin üzerinde şu anda en önemli yük olarak kalmış durumda. Ve gerçekten üzülüyoruz. Gençlerimiz adına üzülüyoruz. Ya bizim gençlerimiz bu YouTube'da yayınlanan şeyler. 10 yaşındaki çocuklar girip izlemiyor mu bunları? 15 yaşındaki bir gencimiz girip izlemiyor. Bir lisede okuyan kardeşimiz izlemiyor. Bir üniversite öğrencisi izlemiyor mu? Ya bunları izleyenler bu ülkeyle ilgili, bu ülkenin yarınlarıyla ilgili neler hissediyor bir düşünebiliyor musunuz? Yani hiç kimsenin bu ülkenin yarınlarını karartmaya hakkı yok. Hiç kimsenin bu ülkenin gençlerini bu böyle karamsar hale getirmeye hakkı yok. Ve o gençlerin bir kısmı yurt dışında hayal ediyor. Ne yazık ki çok büyük bir kısmı. Bir kısmı daha az eğitimli ise gri pasaport alıp yurt dışına resmen insan kaçakçılığa gitmeye çalışıyor. Tabii bir de böyle bir karanlık tablo evet, var. Evet. Yani öyle bir noktaya geldik ki öyle terk edilmek istenen, yaşanmak istemeyen bir ülke haline geldik. Halbuki biz Türkiye'yi yaşayan ve yaşatan bir ülke haline getirmek zorundayız. Yani insanların gelmek için can attığı bir ülke haline getirmek zorundayız. Ki yaptık bunu, bir dönem oldu bu. Ya bir dönem ben çok iyi biliyorum. Avrupa'da, Amerika'da gençler ya fırsat bulsam da şöyle 6 ay bir Türkiye'de geçirsem, bir değişim programıyla falan şöyle İstanbul'da bir öğrenci olsam diye can atıyorlardı. Avrupalı iş insanları gelip bizden vatandaşlık talep ediyordu Murat Bey. Bunlar bayağı hali vakti yerinde büyük iş yapan insanlar. Ya diyordum ne yapacaksınız bizim pasaportu? Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bize Afrika'da kapı açıyor. Bize Asya'da kapı açıyor. Özellikle Avrupa'nın, Amerika'nın o sömürgeci zihniyetinin egemen olduğu ülkelerde biz Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu masaya koyduğumuzda o ülkelerde iş yapmamız kolaylaşıyor diyorlardı bize. Yani o günleri görmesek derdik ki ya bu ülkenin kaderi bizden adam olmuyor. Ama öyle değil. Demek ki bu ülke iyi yönetildiğinde her şeyi başarıyor. Bu ülke iyi yönetildiğinde Türkiye Cumhuriyeti pasaportu değerli bir pasaport oluyor. Türkiye iyi yönetildiğinde Türkiye kaçmak isteyenlerin değil, tam tersine gelmek isteyenlerin ülkesi haline geliyor. Bunu gördük, yaşadık. Ama gerçekten yazık bu ülke. Şimdi de turistle görüşmek için aşı olmak gerekiyor biliyorsunuz. Turistlerle karşı karşıya kalmak, herkes aşılanacak diyorlar. Hani aşı zaten politikası korkunç da bir de öyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir turist gelecek de birkaç yüz dolar bırakacak. Sırf o birkaç yüz dolar bıraksın diye turistin göreceği herkesi aşılayacağız. Şimdi zihniyete bakın ya. Ya bu ülkenin vatandaşı o haberi okuyan şunu düşünmez mi? Ya demek ki ben bayağı bir ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf bir insanım ki. Ülkemize gelen turist birinci sınıf insan. Ama ben bu ülkenin vatandaşı olarak üçüncü, dördüncü sınıf insanım. Ve hükümetin meseleye bakışı bu. Turist o kadar değerli ki. Yani onun çıkacak vatandaşlara hemen aşı yapalım ki onunla muhatap edelim. Geri kalan ölsün mü ya? Zihniyet bu mu yani? Siz aşı tedarikinde niye tedbirli olmadınız? Aşı tedarikinde niye basiretli olmadınız? Tedbirli yönetim, basiretli yönetim nedir? Yumurtanın hepsini bir sepete koymazsınız. Şimdi neymiş? Ya söz verdiler de göndermiyorlar. Ya kardeşim sen de birkaç yerle birden anlaşma ya. BioNTech açıklama yapmadı mı? Asıl bizim kendi vatandaşımız olan o aşıyı ilk bulanlar demediler. Ya biz hazırdık Türkiye ile anlaşmaya ama Türkiye yanaşmadı dediler. Evet. Kendileri açıklamadı mı? Madem böyle bir durum var, yumurtanın hepsini bir sepete koyma. Aşı üreten git, herkesle anlaş. Herkesle 50'şer milyon dolar anlaş. Kaporasını ver. Güçlü ülke böyle olur. Kaporasını ver ki bağla işi yani. Bak anlaşmam bu. Kapora da bu. Ön ödememi de yapıyorum. Ki aşılar gelsin size. Öbür türlü sözünüze güven yok ki. Yani aşı göndersek parası gelecek mi diye bile korkarlar Türkiye'den. Bir de böyle itibarını yitirmiş bir ülke şu anda yani. Ama basiretli bir yönetim bunu yapar. Vatandaşını aşısız bırakmak. Doğru bir şey mi? Şu anda aşılanabilen nüfusumuz sadece %10.
İki dozu birden olan nüfusumuz sadece %10. Geriye kalan birinci dozu oldu. Şimdi ikinci doz önce dediler ki 2 hafta sonrası olmaz gerekiyor. Aşı geçince ya bir şey olmaz onu işte 2 ay sonra da olsanız olur demeye başladılar. Bu bilimsel yaklaşım bu mudur? Ya bir ülke bilimsel perspektiften böyle mi yönetilir yani? Aşı varsa ideal süre 2 hafta, aşı yoksa ideal süre 2 ay. Bu ne kadar vurdum duymazlık, ne kadar ciddiyetsizlik yani. Dolayısıyla hiç kimse suçu başkasını aramasın. Eğer bugün aşı yoksa, bu ülkede aşı yoksa bu hükümetin kötü yönetimi. Başka hiçbir yerde suçu aramayalım. G20 ülkesiyiz ya. Aşı kaç paralık bir şeydir ki Allah aşkına? İtibarınız varsa, paranız da varsa aşı gelir ve bu ülkede herkes aşı olur. 130 milyar dolar nerede diye sorarken vatandaşımız çıkıp şimdi her gün sormalı. Benim aşım nerede demeli bizim vatandaşımız? Benim aşım nerede demeli? Artık aşısı olan, tedavisi olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Aşısı olan, tedavisi olan bir hastalıktan bugün şu anda Türkiye'de insanlar ölüyorsa bunun sorumlusunu biz başka yerde aramayalım. Sorumlusu bugünkü yönetim. Ali Bey, son soru şu. Aslında bu seriye de adını veren şey. Türkiye'nin riskleri içinde bulunduğu zor durumda ortada ama siz umuttan da bahsettiniz. Türkiye'de hayat herkes için, hepimiz için nasıl bayram olur? Bu soruya cevap vermenizi rica ederek bu programı bitirmek istiyorum. Şimdi ben şuna inanıyorum Murat Bey. Önümüzdeki ilk seçimde bu ülke bu kabustan uyanacak. İlk seçimin sonucu Türkiye için gerçek bir bayram havası olacak. Ve dürüst işin ehli kadrolar, istişareyle, hukuka dayanarak, kurallı bir yönetimle, şeffaflıkla, hesap verebilirlik ilkesiyle, akılla, bilimle, rasyoneliteyle bu ülkeyi yönettiğinde zaten ülke o gün bayram etmeye başlayacak. İnanın bu çok kolay. Hayal değil. Yani ben 100'den fazla ülkeye gittim. Daha önce yaptığım görevler gereği hem siyasette hem iş dünyasında çok ülkeyi yakından izledim. Bugün bu 2030 hedefleri var ya, sürdürülebilir hedefler. O hedefleri ilk koyan 20 kişilik ekibin içinde de vardım. Yıl 2012 bakın. 2012'de başladık. 2015'te o Birleşmiş Milletler için hedef setini oluşturduk. Ve 2030'da dünya bunu başarabilir dedik. Yani başbakanların oldu, cumhurbaşkanlarının oldu, bir heyete beni de davet ettiler. O günkü genel sekreter Ban Ki-moon. Ben de katıldım. Güzel bir çalışma ortaya koyduk ve dedik dünya bunu başarır. 2018'de uluslararası finans mimarisiyle ilgili çalışma yaptık. Dedik ki dünya finansal riskleri önler yaptık. Türkiye'de 2001-2002 krizi, 2008-2009 krizini yöneten ekonomi heyetinin başında ben vardım. Ben yani benim liderliğimdeki kadrolarla o krizleri çözdük. Yani bunun için diyorum ki Türkiye'nin şu andaki sorunları çabuk çözülür. Formülde, reçete de belli. İnanın hep beraber çok güzel bir bayram günü olur. Yeter ki o seçim günü bir gelsin. O seçim günü geldiğinde sonuç ortaya çıkacaktır ve ben vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyorum. Vatandaşlarımızın basiretine güveniyorum. Bakın geçmişe doğru bakın. Türkiye'de hiçbir seçim sonucu yoktur ki böyle tutarsız, hani rasyonelite olmayan. Yani vatandaşlarımızın ortak aklı mutlaka seçim sonucuna yansıyor. Ha hile oluyor mu? Ufak tefek olur. Onun için muhalefetin çok çalışması lazım ve seçimi bizim açık arayla kazanmamız lazım. Yani öyle kıl payı değil. Çünkü kıl payı olursa iktidar muhalefet arasındaki fark ellerinde enstrümanlar var. Ellerinde kurumlar var. Etkiledikleri kurumlar var. Bunun o küçük farkları kapatma yöntemleri var. Ama inşallah ilk seçimde biz büyük bir fark oluşturursak o büyük farkı kapatmak mümkün değil. Hileyle, hurdayla öyle yok bilmem kurumlara talimatla malumatla hiçbir şey yapamazlar yani. Çok açık bir seçim zaferi ülkenin aynı zamanda bir bayram gündür. Bu kabustan uyanacağı bir gündür ve kabustan uyanmak ne kadardır? 3-5 saniye değil mi? Bir anda uyanırsınız ve iyi ki o kötü bir rüyaymış dersiniz. Şöyle kendi odanızda olmanın, kendi evinizde olmanın bir huzuru kaplar içinizi. Aynı o kabustan uyanır gibi çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye kendi evinde, kendi özgüveniyle, kendi ayakları üzerinde daha güzel yarınlara doğru hemen uyanır kabustan ve yürümeye devam eder. Efendim çıkıkçılar yokuşu aileniz işte hani biz sizi takip ettiğimiz zamanlarda hani tevazu ailenizle beraber yaşayan bir insansınız. Ama geçen gün bu Fren Ali üzerine eski çalışma arkadaşınız Mustafa Varank sizin aslında işte Mercedes hariç araçlara burun kıvıran bu sanda yemek yemezse yani böyle bir grup şey söyledi. Yani otelin yıldız sayısıyla ilgilenen mütevazi değildir diye bir şey söyledi. Ne düşündünüz? Kırıldınız mı? Yani bu size ne düşündürdü? Şimdi bu tür arkadaşların ve şu andaki iktidarın zihniyetinde artık
şahsi varlık ve şahsi harcamayla devlet varlığı ve devlet harcaması birbirine karışmış durumda. Çünkü çok uzun süre iktidar olunca oturduğu koltukları kendilerini zannediyorlar. Kullandıkları arabaları kendileri zannediyorlar. Dolayısıyla şahsi işlerle devlet işini ayırt edemiyorlar. Bizim buradaki vurgumuz nedir? Eğer harcadığınız devletin parasıysa bunun her bir kuruşuna dikkat edeceksiniz. Devletin parasını israf etmeyeceksiniz diyoruz, değil mi? Ama ne örnekleri verdim ben mesela? Dedim ki ben Hazine Bakanlığı'na başladığım gün 2002'deki kullandığım mobilyayla 2015'te görevi bıraktığım günkü mobilya aynı mobilya oldu dedim. Kumaşların yüzü yıprandığı için koltuğun iskeletini, kasasını tuttum, sadece kumaşını değiştirdim. Bunun şahidi çoktur. Yani siz de odaya belki de gelmişsinizdir birkaç defa yani. Şimdi bu bir tasarruf ruhudur. Yani diyeceksiniz ki ya bir mobilya, bakanın odası mobilyanın kaç para tutar? Öyle değil, bu tasarruf ruhudur. Dikkat edeceksiniz her şeye. Devletin bir kuruşuna dahi dikkat edeceksiniz. Ama öte yandan ailenizle beraber diyelim ki yurt içinde, yurt dışında bir tatil yapmışsınız. Bir yemeğe gitmişsiniz. Bu zaten şahsi harcamadır. O tamamen insanların kendi şahsi tercihidir. Ki ben yurt dışı programlarında eğer heyet olarak bir program varsa heyet olarak, o heyet olarak yapılan programlardaki masraf ayrıdır. Çünkü o kurumsal bir konudur. Ama şahsi masraf ayrıdır. Ben eğer eşimle çıkıp da bir restoranda baş başa bir yemek yediysem onu kendim öderim, kendi kredi kartımla öderim. Bu arkadaşlarda işte ayrım kalmamış ki. Kafa öyle, kafa oraya gidiyor. Herkesi kendileri gibi zannetmeye başlıyorlar. Öyle değil. Biz buna çok dikkat ettik. Tasarruf ruhu olmasa Merkez Bankası rezervi ne kadardı? 27 küsür. Diyelim ki 28 milyar dolardan 136 milyar doları çıkarmadı Murat Bey. Merkez Bankası rezervini biriktiren kim? Bu tasarruf zihniyeti. Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık yedek akçesini kim biriktirdi? Tasarruf zihniyeti. Peki bunu kim harcadı? 130 milyar doları cayır cayır satıp tüketen, bu Merkez Bankası'nın rezervini eksi 60 milyara döndüren kim? İsraf zihniyeti. Yedek akçeleri 46 milyarı bir günde harcayan kim? Bu israf zihniyeti. Hazinenin borcunu 2 yılda 2'ye katlayan kim? İsraf zihniyeti. Daha yeni kurulmuş olan varlık fonunu kurulur kurulmaz 65 milyar TL artı bir de 12 milyar TL karşılığı döviz borçlandıran kim? Bu israf zihniyeti. Kimse boşuna konuşmasın. Şu andaki iktidara ben sesleniyorum. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bütün bakanlara sesleniyorum. Tasarruf edenin sonucu bellidir. Biz tasarruf ettik, biriktirdik. Bunlar israf etti, tüketti. Hesap çok ortada. Kimse boşuna konuşmasın. Yok otelmiş, yok arabaymış. Küçük hesaplara bakmasınlar. Eğer tasarruf ruhunu kendi bakanlıklarında, kendi devlet yönetimlerinde yaşatmıyorlarsa o ülke böyle batar işte, böyle çukurun dibine iner. İsraf kültürü ülkeyi böyle batırır. Kimse sağa sola çekmeye çalışmasın. Bizim alnımız ak, başımız dik ki bakın benim sonra bu gündeme geldiğinde baktım tam 2010 yılındaki bir Kore programından bahsediyor arkadaşlar. 2010 yılında tam 11 sene önce ama bizim 11 sene öncesine dahi verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Başımız dik, alnımız ak, rahat rahat yürüyoruz. Rahat rahat çarşı pazar dolaşıyoruz. Şimdi çıksın Sayın Cumhurbaşkanı bir çarşı pazar dolaşsın. Bağların caddesine girsin. Bakın benim yürüdüğüm Sakarya Caddesi'nde yürüsün. Bakın ben buradan meydan okuyorum. Yürüsün. Yani çıksın. Urfa'da çarşı pazarı bir dolaşsın. Bakanlar ismi hiç önemli değil. Herhangi bir bakan gitsin. Gitsin. Ama rastgele öyle önceden senaryo değil ha. Böyle AK Parti'nin teşkilatlarına organize edilmiş tiyatro sahneleri değil. Rastgele. Arabada ne diyecek? Rastgele. Şöyle esnafı bir ziyaret edecek. Rastgele gidecek bir taksi durağına oturacak. Önceden hazırlanmış senaryo değil. Gidecek bir kıraathaneye ki bayramdan sonra inşallah açılır Türkiye. Gitsinler bir vatandaşı dinlesinler. Boşuna konuşmasınlar. Yani önce şu ülkenin sorunlarını çözsünler. Gidip de 11 sene önceki öyle kulaktan duyduğu yalan yanlış bilgilerle falan filan kimse konuşmasın yani. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Alev Hocam katıldığınız için programımıza. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim T24'te Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Alev Hocam'ı ağırladık. Bu seri içinde başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.